her yerden çağırıyorlar ama buraya gitmem lazım dedi ve geldi. Ya Hande Yener şey. bizimle. Benim yukarıyla bağlantım zaten hep vardı. Belki intihar boyutuna gideceğim. Bence Hande'de tezahür ettirme gücü ve imajinasyon da çok kuvvetli. İki Hande Yener var. Yani bugün burada oturan ama bir de kanser öncesi ve kanser sonrası Hande evet, Yener. Evet, ben oraya yığıldım. Gerçekle böyle hani bodozlama yüzleştim yani. Kanser gibi travmatik hastalıkların Fonksiyonu şudur aslında. Çok fena, felaket. O benim raporumum dedim ben. Çığlıklar atıyorum ben ölüyorum diye. O şok, o travma. Hmm. Orada yeni bir ruhsal tesirin girebilmesi için boşluk yaratıyor. Lütfen dedim susun dedim ya. Dünyevi şeyler şu anda gözümün önünde böyle nasıl gidiyor biliyor musunuz o anda? Film gibi gidiyor boş, boş, boş. Allah'ım bir sanayım, bir sanayım, sanayım. Anlatmak Zamanının yeni bölümünden herkese selamlar. Ben İlkay Buharalı, kıymetli araştırmacı yazar Erhan Kolbaşı Hocayla birlikte Anlatmak Zamanını hazırlıyoruz. Anlatmak Zamanı'nda ayrıca özel, ayrıca heyecanlı bir bölümdeyiz. Çünkü öyle bir isim bizimle ki yani düşünün 20 küsür yıldır Türkiye'nin alanında zirvesinde başarı bir yere çıkmak ama orada kalmak daha büyük başarı. Gerçekten ondan bir tane daha yok ve hiçbir kanala, hiçbir programa çıkmıyor. Az önce kıymetli menajeri Selim Akarla konuştum. Dedi ki ya ben de bilmiyorum dedi. Hani her yerden çağırıyorlar ama buraya gitmem lazım dedi ve geldi. Anlatmak zamanında öyle biri var ki Erhan hocam. Merhaba öncelikle. <laughs> Merhaba. Ee, çok değerli bir konu var diyoruz. Gerçekten bizim için çok e, özel bir bölüm olacak. E, toplum tarafından tanınan Star seviyesindeki insanlar, sanatçılar hani sanki ruhsallığa ilgi duyamazlar, e, fizik ötesine ilgi duyamazlar, bu tür deneyimler yaşayamazlar gibi bir algı var ve bunları açıkladıkları zaman da bir e, hani tabiri caizse linç etme eğilimi var. E, bu ne kadar yanlış bir şey. E, herkes, e, toplumun herkesi kesimi, e, herkes bu ruhsal içerikli deneyimleri yaşıyor ve buna ilgi duyabiliyor. Artık öyle bir dönemdeyiz. Bu çok muazzam bir şey. Ve biz çok değerli konuğumuzla bir ay önce yemekte konuşurken onun farklı bir yönünü, farklı bir boyutunu birlikte keşfettik. Buraya davet ettik. Bizi kırmadı. Çok Hoş geldin. Hande Yener işte. bizimle anlatmak zamanında. Sizlerden bu özel cümleleri duymak beni daha da onur Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun burada olmak çok özel benim için Tabii ben şimdi çok izlediğim için programlarınızı sana ilk dedim ki ben ne anlatacağım niye ben dedim ama sonra görüşmelerimizde yani kariyerim yapışım dünyaya geldiğim zamandan bugüneki ki hislerimle bu noktaya gelişimi birazcık paylaşınca Erhan hocayla da sen tam bizliksin dedi tam bizliksin burada anlatmalısın her şeyi dedi ben de keyifle geldim tabii ki her şeyi anlatmaya. Beni biraz daha tanımalarını istiyorum insanların çünkü hep sanatımızı yaparken görüyorlar. Ya da magazinlerde kısa 5-10 dakikalık fikirlerimizi görüyorlar. Tabii çok ön yargılılar zaten çünkü sanatçı tek bir model gibi geliyor. Kafalarında o model herkes öyle zannediyorlar. Aslında herkes kendine özgü. Ama bu fark da bence yıllar içinde insanların zaten fark ettiği bir şey oluyor. Ben ilk zamanlar şey diyordum, beni biliyorum, snob biliyorlar. Ama 20 yıl sonra, 30 yıl sonra öyle olmadığımı anlayacaklar. Bunu anlatmak için çaba sarf etmemeliyim. Çünkü bu tür şeylerin doğru olduğunu düşünmüyorum, bu tür çabaların. İşimi yapmaya çabalıyım, işimi güzel yapayım noktasıyla başladı bu tabii. Sonra da tabii işim bana artık yetmemeye başladı. Hani sadece şarkı söylemek değil senin dedim görevin, Başka görevlerin olmalı dedim. Ve sürekli bunu düşünmeye başladım. Ee, tabii çok aşırı bir şöhret var, güzel bir başarı var. Sürekli konserlerdeyim. Her yıl albüm çıkarıyorum. İster istemez bununla nasıl ilgileniyorsun diyeceksin. Sen niye ilgini çekti? Burada çok yoğun bir hayat var. İşte benim yukarıyla bağlantım zaten hep vardı. Hep zaten dinlediğim ses iç sesimdi. Bu noktaya beni getiren o ses olduğu için ben o dışarıdaki o renkli dünya diyeyim. Beni o kadar fazla içine almadı. Yani ben o renkli dünyada tabii ki enerjimi veriyorum. Çünkü işim bu, görevim bu. Görevli olarak geldiğimin farkındayım. Onu çok güzel yapıyorum ama kendimi kaptırmıyorum çünkü öyle bir dünya yok zaten <laughs> renkli falan. Hepimizin olduğu bir dünya var. O da çok güzel zaten. Yani ayrı bir dünya bizlerden ayrı bir dünya diye bir şey yok. Ben hepimizin olduğu bir dünyayı renklendirmeyi seviyorum. Tabii ki stüdyoda veya kendi hayatımızda bir dünyamız oluyor. Hepimizin bir fanusu oluyor ama ben o fanusta çok böyle kalmayı sevmiyorum. Orada sadece, sadece bazen tabii ki hepimiz gibi dinleniyorum, besleniyorum, düşünüyorum ve onu kırıp Tekrar çıkıyorum. Bu benim için artık eskiden mesela 3-5 yılda birdi. Tekrar böyle yeniden doğma. Şimdi artık neredeyse her gün yeniden doğuyorum ben. Atlattığım hastalık bunlara tabii vesile oldu çok büyük ihtimalle. Ve maneviyatımdan hiç kopmamam çok büyük vesile oldu. Ve pandemi süreci tabii bende büyük bir level atlaması oldu. Sizlerin değerli programları gerçekten çok büyük bir bilinç kattı bana. Yani ben zaten bilinçli insanları çok severim. Çok saygı duyarım, takip ederim. Kendini o kadar böyle kaybetmiş, dünyevi şeylerde kendini kaybetmiş insanlara üzülürüm. Onları onlara hep hatırlatma yapmaya çalışırım şarkılarımla ya da duruşumla ama e, sizlerle şu anda burada tekrar bu mesajı vermek benim için de çok güzel. Ya yani benim hayatım sadece belki güzel bir örnek olur genç kızlara, belki bu mesleği yapmak isteyenlere veya genç erkeklere e çünkü biliyorum çok şarkıcı olmak isteyen de var İnternetten de çok zorlayan şarkıcılar da var kariyer yapmak isteyen bu işe nasıl başlayacak başlayınca nasıl devam edecek bunların sorularını çok soran kişi var bunlarla ilgili de konuşuruz Anlatırım ama bak merak sadece şarkıcılık şey. ya da starlık değil Hande Yener hikayesini de az sonra izleyenler baştan sona izlediklerinde e, benim gibi mi düşünecekler bilmiyorum ama iç sesini dinlemenin çok başarısı önemli. var. Çok önemli. Ee, o yüzden burada olman pek çok kişiye ilham verecek. Ee, eminim yani. Teşekkür ederim. Tekrar çok mutluyum. Aura meselesi bu şekilde. <laughs> bu arada evet. 20 küsür yıldır Türk popunun zirvesinde ama 20 küsür yaşında olduğuna yemin edebilirim yani şu an çok <laughs> ben gören biri olarak. Çok. Gerçekten aura meselesi. Benim mahkemelik küfür tim şimdi de bu konu kapansın. <laughs> <laughs> yani ee, benden bir tane daha yok yeni şarkı ee, sözleri çok güzel sana yazılmış gibi evet bana yazıldı yani yanımda yazdı zaten Genco Ecar yazdı şarkının sözlerini müziğini falan o yaptı düzenlemesi de Mişa'ya ait biz e, tanıştıktan sonra aslında önce telefonda tanıştık çünkü şarkı yolladı beğendim sonra birkaç şarkı daha yolladı onları da beğendim falan sonra dedik ki acaba bir araya gelince ne olur uzaktan böyleyse sonra bir araya geldik çalışmaya başladığı gün biraz beni izliyor şimdi görüyorum. Çünkü yeni tanıştık. İzliyor hareketlerimi. Ben de çok heyecan içindeyim. Çünkü bir şarkı geliyor. Benim için çok önemli bir doğum anı gibi bir şey yani. Yeni bir bebek geliyor. Ve yaklaşık ben o bebeği de iki yıldır bekliyorum. Çünkü uzun bir süredir istediğim besteleri bulamıyordum. Onun da sıkıntısını yaşıyordum. Birdenbire Benden bir tane daha yok der misiniz dedi. Derim alayıp diyorum dedim yani. Çünkü ben seviyorum kendimi. Kendimi değerli buluyorum. Ben herkesi değerli buluyorum. Herkes bunu bence kendine der dedim. O yüzden bu şarkıyı söylemeliyiz. Çünkü insanların kendilerine verdiği değerin ben biraz çok düşük olduğunu görüyorum. Çoğu insan bunu fark etmeden fedakarlık adı altında ya da bazen sömürülerek değerini değeri kaybettirilebiliniyor. Bir şarkı ya da bir parfüm sizi bir yere götürür değil mi? Yani alır götürür. Ben bunu çok yaşıyorum çünkü kendim. Bu şarkının da insanları o noktaya götüreceğini düşündüm. Öyle bir şifa vereceğini, öyle bir enerji vereceğini düşündüm. Çünkü bence şarkılar bizim arkadaşlarımız. Yani insan yeni bir şey de çıksa bazen bir tane çok eski sevdiği 20 yıllık bir şeyi açar dinler ona iyi gelir. hı. <laughs> Öyle bir şey müzik yani o yüzden aslında çok anlık da bakmıyorum. Tabii ki günümüzü yakalamayı çok önemsiyorum soundlarla, hikayelerle. Ama önemli olan aslında duyguyu yakalamak, hisse. O, modda, o, o moddaysan o şarkıyı o an yakalarsın ama belki o anda o modda değilsin. Belki seneye o modda olacaksın. Ama Hande Yener şarkılarında bu hep var. Bilal. var. şimdi hikayeye geçeceğiz. Torpil yok bu arada. Çocukluğundan başlayacağız. Var. Pisişik yeteneklerini soracağız. Erhan Hocam yorumlayacak ama mesela ilk şarkında bile eğer istiyorsa kalp yolunu kendi seçer evet. gibi hep bir sorgulama, bir cümle bir şey var şarkılarında. Hep onu aradın mı, istedin mi? Evet Bilinçli ben pop miydi? şarkıların çünkü birazcık basit sözlere yani bir noktada basitte kaldı. Yani bir noktadan sonra yani şöyle söyleyeyim Sezen Aksu'yu biraz kendini geri çektikten sonra pop müziği çok sığ sözlere dönmeye başladı. Çok günlük, çok eğlenceli. Tamam onlar da olmalı tabii ama hani öbür taraftan bir de böyle besleyen. E, kafa açan, kafa çalıştıran, güç veren, o duygulara hizmet eden şeyler de olmalı. E, pop müziğine de onu yazmak birazcık yani yine felsefe istiyor. E, o yüzden şansımı Altan Çetin de o tarz şeyler yazıyordu. Yani o da tabii yaşadıklarını yazdı, hissederek yazdı. Ben hiçbir zaman mesela besteciye böyle bir beste yap yapayım, hadi şöyle bir şey yazayım. Öyle olunca olmuyor iş yani siparişle. Bu duygu çıkmıyor ortaya. Hani bir şey çok isterseniz olur ya... ...şarkı da öyle. Çok düşüneceğin üzerine, çok kafayı kıracaksın ki... ...herkesin ortak noktasını... ...anlatan bir şey çıksın ortaya. Ya da öyle bir şey yaşarsın ki... ...çok acılı veya çok yüksek iyi bir şey. Onu yazarsın. O yüzden e, yani şarkılarla... ...ben elimden geldiği kadar aslında mesaj vermeyi seviyorum. Yani pop müziğini, pop kültürünü... Bazen söylerlerken küçümsüyorlarmış gibi geliyor bana. Aslında pop kültürü çok herkesin gelmek istediği bir kültür. Yani e, popüler olmayı herkes istiyor eşinde, öyle söyleyeyim. O yüzden de güzel bir şey. Pop kültüründe de siz yenilikleri, düşüncelerinizi işte her türlü şeyi vererek ilham alabilirsiniz insanlara. Ya da ben popüler kültürün ekmeğini yiyip deyip, Sürekli aynı şeyleri yapıp ortalıkta da dolaşabilirsiniz. O da bir şekilde yine yürüyor. Onu da yapanlar var. Ama ben işin bu tarafını seçtim. Daha dolu olmalı, insanları düşündürmeli bir taraftan, bir taraftan eğlendirmeli. Yani benim bakış açımı da görmeli yani dinlerken. Peki, gelelim çocukluğa. Başlayalım gelelim. hikayeye. Tamam. Ee, orada rüyalar, ne bileyim iç sesin açıklığı ya Çok da var. ne hatırlıyor Hande Yener çocukluğunda? var. Çocukken çok rüya görüyordum mesela sonradan geçti. Hayallerime kavuştuktan sonra açıkçası rüyalarım azaldı. Çok azaldı çünkü hayallerime kavuştum. Böyle olduğunu düşünüyorum sebebinin. Hayallere kavuşmadan önce? Her gün konserdeyim, Sezen Aksu ile buluşuyorum ya da böyle çok böyle ünlü siyasileri görüyorum falan. Hep bunlar diyorum ki sen dileğine kavuşacaksın o yüzden bunları görüyorsun. Çok yüksek mertebeleri görüyorum. Rüyanda. Kaç yaşında mesela? Yani 7, 8, 10, 12, 15. İyice böyle 10, 14, 15 ile o yaşlarda artık ergenlikte şarkıcı olmayı tamamen kafaya koyduğum. Okul hayatında bile ben şarkıcı olacağım yani okul çabuk bitsin de hemen şarkıcı olayım falan diye böyle sabırsızca bunun içinde olduğunun bilincinde olup bir an önce oraya kavuşmak istiyordum ben. O yüzden bütün bunların hepsini düşünüyordum tabii sürekli. Nasıl yaparım? Nereden yaparım? Her soruma cevap geliyordu. Yani sorgulamak benim yolumu açtı. Çünkü ailem istemiyor müzik yapmamı. Yönlendirmiyorlar şimdi. O yüzden tek başıma düşünüyorum. Nasıl işin içinden çıkarım diye. 15 yaşındayım daha mesela. Şeydim ben. Benim için herkes bir kapıydı. Bütün kapıları birileri açabilir. Yani hayatta hep tersini düşünmüşümdür. Mesela bana bu konuda ilk yardımcı olacak diye düşündüğüm bir şeyi Belki Erhan Bey yardımcı olabilir aslında. Ben İlkan'ın yapacağını düşünmüşüm mesela bunu ama değil. Aslında Erhan Bey yapabilir onu. Bu yanılsama yüzünden insanlar bazı kapıları mesela hiç çalmıyor. Hmm. Çünkü diyor ki bana bunu sadece bu yapar diyor. Niye sadece o yapar diyorum ben de. Belki arka kapıdan dolaşırsam bu da yapar. İşte Fizan'a git de giderim işim için. Ben öyle bir enerjiyle hani şarkıcı olmak istedim. Öyle bir şarkıcı olmak istedim ki ben yani. Bunun ucunda Fizan'a gitmem gerekiyorsa gideceğim dedi. Peki o rüyaların mesajı neydi? Mesela Sezen Aksu'yu hep... Ulaşacaksın. Gidiyorlar. İsteğine ulaşacaksın. Devam et. Bunu mu biliyorsun? Sezen Aksu'ya ulaşmak yani. ne anlamı? Çok emindim. Geliyordu. Bana gülüyordu insanlar yani sen hayallere bak. Şimdi internet var. Şimdi hani biraz daha iletişim var. O zamanlar bunlar yok. Cep telefonu bile yok. Televizyonda görüyorsun. Konserine de gidebilirsen görürsün bir star yani nasıl ulaşacaksın? E müzik camiasının içinden biri değilim. Herhangi bir tanıdığım yok, akrabam yok. Hani stüdyolara gireyim arkadan, orada tanışayım öyle bir kapı da yok. İşte o kapıyı aradım ben. Dedim ki ben stüdyodan girersem beni duyarlarsa ben orada kalırım zaten. Ama o kapıyı bulmam lazım benim. O kapıyı bulmam çok uzun sürdü. Ama inancım hiç düşmedi. Tabii ki düşürüldüğü günler oldu. Kötü görüşmelerim oldu mesela. Hayal kırıklıkları yaşadım. Kriz geçirdim evde ağladım ve yapmayacağım ben dedim. Bu böyle olacaksa yapmayacağım dedim. Sabah uyandım yapacaksın canım dedim yani bunu sen de biliyorsun. Pes etmek yok. Peki rüyalarında hani Sezen Aksu'ya ulaşırsan şöhret olacağını mı biliyordun? Sahneye çıkacağım şarkı söyleyeceğim. Ben şeydim yani şarkı söyleyeyim bana yeterdi. Ben yani şöhret olmak değil de hmm. şarkı söylemek istiyordum. Yani bence dileğinizin ne olduğu da çok önemli. Kuantumu da kullanıyormuşsun ama daha çok Öyleymiş. küçük Öyleymiş yani mesela daha sonra kuantumla ilgili bilgileri edindikçe ben bunu zaten çocukken yapıyormuşum ya dedim yani. Bunu uyguluyormuşum ben. Mesela işte çocukken her kız çocuğu gibi ben annemin topuklu terliklerini giyip hani saç fırçasını alıp aynanın karşısına geçiyordum ama benimki ya işte çocuk gibi kalmıyordu. Prova yapıyorum bir dakika diyordum. Provayı nereden biliyorum ben mesela şimdi? Yaş böyle bir lafı mesela. yani 6-7 yaşında söylüyorum. Prova yapıyorum. Annemin yatak odasındayım kimse giremez. Onlar salonda oturacaklar. Ben annemin makyaj masasının önündeki aynada kendimi seyrederek şarkı söylüyorum saçımı falan atarak böyle. Hazırım diyorum ben hani. Büyüsem de bir an önce hani şimdi hemen bir 20 olsam da sahneye çıksam. 5 yaşında bunu düşünüyorum ben. Yani çok uzun diyorum ne yapacağım ben 15 yıl nasıl büyüyeceğim ya nasıl geçecek bu süre çok zordu benim için. ya yani ben ergenliğe de falan hep böyle hep olgun davrandım o zaman. Bir an önce büyüyeyim diye. Çünkü olgunum da annem bana ablamı emanet ederdi. Ablam benden 5 yaş büyük. Ablan sana emanet dikkat et derdi bir yere gittiğimizde. Çünkü ben şeyim. Abla dönmemiz gerekiyor saat geldi. Sorumluluk sahibi. İşte burada olmamalıyız. Buraya gitmeliyiz. Söz dediğimizi anneme yalan söylememeliyiz. Bu şekilde bir tiptim ben yani. Çok farklıydık ablamla, o daha böyle delişmendi, o bir de tabii benden 5 yaş daha büyük, 20 yaşında kız beni niye dinlesin <laughs> ama e, çok zıttık. Ben dedim ki abla yani ben şarkıcı olacağım, o da diyor ki ben banken olacağım. İki ayrı düny dünyanın insanıyız ama bakıyorum o da hayallerine başka bir yoldan koşuyor, işte kurslara gidiyor, eğitim alıyor filan. Ben de müzik dinliyorum bütün gün, kulaklıktayım, hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. ...yüksek sesle dinlemeyi seviyorum. O enerji beni... ...işte o zamanlar enerji falan konuşulmuyordu. Bilinmiyordu bile o laflar. Tabii, yeni yani. başlamış. Daha yeni yeni. Şimdi, Türkiye ye, şimdi yaşımız ortaya çıkacak ama. <gülüyor> 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 bir 30 yıl önce yoktu böyle bir şey. Ben müzik tüm duyduğum an böyle... ...inanılmaz bir enerjiyle doluyordum. Tabii o zamanlar yabancı müzikler çok fazla popülerdi. Türkçe ilgim yoktu... Böyle Genç olduğum için biraz asilik, işte punk müzikler, rock müzikler, işte yabancı pop müziklere ilgim vardı falan. O şekilde müziğin bana çok iyi geldiğini ben anladım bir kere. Müzik yok ya, sessizlik var ya orada böyle matem var sanki. Öyle hissediyorum ben. Hı -hı. Ama minicik şöyle alttan gelse böyle o hayat akıyor. Ve hayat çok güzel. O, o enerjiyi alıyorum ve hep o frekansta yaşıyorum hayatımı. O beni hiç düşürmüyor, hiç mutsuz etmiyor. Hiç ayak kırıklıklarında bile çok fazla hani düşmüyorum. Nerede olduğum belli. Üzülebilirim ben de insanım. Hı hı. Üzülüyorum sadece yani yok olmuyorum. Kendimi yok etmiyorum. Depresyona bile şey derim ben arkadaşlarım. Hani bir gün gireyim çıkayım. <laughs> hani yeter. Çünkü onu da vermek lazım bünyeye. Bu kadar da hayır her şey çok iyi falan. Bu kadar da polyanacılık şey da belki e, bir sıkıntı olabilir. Bütün pozitif ve negatif her şeyi kabul ediyorum. Çünkü o negatif her şey bende pozitife dönüşüyor. Bir kötü bile düşünse hiç rahatsız olmuyorum artık. Eskiye göre şimdi yani. Şimdi böyleyim. Eskiden böyle değildim tabii. Şimdi diyorum ki senin o düşüncen bana bana pozitif olarak dönüyor. Peki Erhan Hocam burada söyleyeceğiniz bir şey var mı? Hem ee, kuantum ta, uygulamasında hem rüyalarında. Tabii var. Aslında şunu söylemek istiyorum. Bizim geleceğimiz Ruh ve beden bağlantısının doğumdan önce başladığı noktada aslında <laughs> şekillenmeye başlıyor. Yani onun öncesi var, bir planlaması var bu işin. Anlatıyoruz farklı. Bir sonradan görüyoruz onu. Biz sadece. sonradan görüyoruz. Şimdi ruh bedene bağlanmadan önce o yaşam planını yaptıktan sonra ona ait ana maketi e, o cenine başlıyor işlemeye. Nakış gibi işliyor, 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 işliyor. Şimdi o ana maket oluşuyor. Kande ne yapacak? Kendisini bu yaşamında müzikle ifade edecek. Müzikle Herkese de ilerleyecek. Mu bu aslında? Herkes de yok mu bu bilgi? Herkes hepimiz için geçer. Var. Ama çocuk yaşlarında biraz daha ruh beden bağlantısı daha kuvvetli ise hmm. biraz da genetik yapıyla i̇şte alakalıdır. O, o şuur altındaki o şey kayıt <laughs> ana maketin kayıtları sızmaya başlıyor bilince doğru. Evet. Ha, o zaman bana oldu ben müzisyen olacağım. Çünkü e çünkü? Ben çok emindim çünkü. Tabii. Oradan o Aşırı kaynaklı. Ama mesela Hiçbir şey Sezen Aksu'yla yani. Sezen Aksu ile tanışma meselesinin arkasında belki o ana planda yoktu. Orada yüksek bir çaba ve inanç var bence. Ama var. rüyalarında da görüyor. Orada çaba var. Geleceği vardı. mi görüyordu? E, muhtemelen. Şimdi o tabii orada artık. Ya da çok düşünmekten belki yürüyen de. O da olabilir. Ya da artık öyle bir hani o kadar çok çaba göstermiş ve o liyakate ulaşmış ki e, onun tezahürü artık şey olmuş. Mukadder olmuş dedi Gerçekleşecek kesin. Evet oraya ulaşmak benim için ne olmuş oldu biliyor musun? İnançlarımı, inandığım şeyin doğru olduğunu bana... Aa, dedim anne sen kimseyi dinleme bak. Kendi yolunda nasıl açtın kapıları buraya ulaştın, benim annem bile inanamadı. Sezen Aksu'ya vokal yapacağım, konsere bekliyorum akşam dedim. Böyle bakıyor bana annem yani nasıl yani dedim. Nasıl ulaştın dedi sen. İşte... Yani inanç. Tamamen inançla. inançlı. Şans, şanslı oldum. Mesela ben çok söylerim. Ben çok şanslıyım derim bunu. Hissederim, söylerim. Laf olsun diye söylemiyorum. Çünkü Allah bana ses vermiş. Sadece ses vermemiş. Onu yönetecek bir zeka da vermiş. Sadece bunları vermemiş. Bunları sınırsızca kullanacak bir enerji vermiş. Çünkü evet. birinden biri az olsa ya da çok iyi bir kulak vermiş. Bunlardan biri bir eksik olsa ve ilerletmemiş olsam şey oluyor, eksik oluyor. Yani bir parçası eksik oluyor. Bence anne de tezahür ettirme gücü ve imajinasyon da çok kuvvetli. Kuvvetli. Evet. Bana cadı diyorlar hocam. <gülüyor> <gülüyor> Yok şamandırız biz öyle. Peki tamam, tamam bazen şey. cadılık oluyor. Şaman çünkü değil. kimse için kötü bir şey istemem şimdi öyle bir şey. Var. Çünkü dediklerim olduğu için hmm. çok böyle birilerine dolduğumda bir şey demiyorum diyorum Allah'a hmm. havale ediyorum. Allah'a havale etmek istiyorum çünkü kendim söylemekten korkuyorum bir şey. O oluyor çünkü. Oluyor. oluyor. Ağzımla yaşıyorum da benim lafım. Peki mesela. <laughs> mesela çocuklukta da şimdi de hani ekip arkadaşların az önce sohbet ettin. Kimi söylediğini söylemeyeyim. Tamam. E, ama hani söyledikleri çıkar. Ağzımla şey yaşıyorum var. evet. O zaman yani gelecekle ilgili şeyler görür hisseder miydin? Hisle ya da rüya ile ya da nasıl? Bu her zaman olan bir şey değil. Şu anda çok yüksek frekansta olduğum için oluyor. Düşükken olmuyor bu. Hmm. Düşük frekanstayken hmm. ne dersem olmuyor. Onlar tecrübe ile ilgili bir şey dersin o çıkar o değil benim dediğim. Birazdan His... şöyle olacak hissi yükseksem, çok mutluysam, çok keyifliysen, çok tatminsen oluyor. Çünkü artık hiçbir şeyde gözüm yok. Ya çok ve enteresan. Frekans bir şey. çok yüksek, hisler çok yüksek. İlk tanıştığımızda arabamı sürttüm. Ben bir sıkkın gelmiştim ve tamamen kamufle ettiğimi düşünüyorum. Mesela sen ve çok kalabalık bir yerde. Yani pek çok kişi var. Hani dedi, bana ki sen bir şey canı sıkkın dedi. Çok evet, şaşırdım mesela. Evet. Hani insan sarrapsa olması. Çünkü sonuçta benim mesleğim insana hizmet ediyor. Ben yıllardır sahneden binlerce çift göz görüyorum ve o gözleri hep anlamaya çalışıyorum. Hani gelip şarkı söyledim, gittim diye bir şey yok. Niye üzgün acaba diyorum bu beyefendi? Bu bu hanımefendi neden canı sıkkın acaba diyorum. Bu kız niye mutsuz acaba diyorum. Ben de bunlar başlıyor. Diyorum hmm. ki ver güzel enerji ver mutlu olsunlar yarından itibaren hayatlarında başka bir ilham olsun bu enerjim benim onlara. Yani illa şarkıcılığınız ilham olmayacak ki ya da söylediğiniz sözler duruşunuz ilham olur neşeniz enerjiniz ilham olur. Bunları ön planda gösteriyorum çünkü biz buyuz insan olmak önemli. Güzel insan ol bence en güzel sanatçı o. Biz hepimiz sanatçıyız. İnsan olmak bir sanat. İnsan olma yolunda gelmedik mi bu dünyaya? Hmm. Yani insan olmak için geldik. Tam olmuş olsaydık, değil şimdi mi? Şimdi şu an beş, beşer hocam. seviyesindeyiz beşer daha. Seviyesindeyiz. İnsan olma yolunda tabii. Evet. Koşar yani adımlarla Yani ben elimden gelmiyoruz. geldiği kadar daha da daha da duyarlı, daha da insancı, daha da empatik biri olmayı zorluyorum açıkçası. Ama Seviyorum böyle var. olmayı. Ve bunu yaptıkça bu açılıyor biliyor musun? Çünkü eskiden diyordum ki mesela alın yani eski mantığıma gelelim eski bakış açıma. Yine duyarlıydım yine seviyordum ama evden çıktım taksiye bindim acelen var şimdi görmedim o kedinin orada aç kaldım. Ya gördüm de geçtim gittim yani yaptım yani ama şimdi yapmıyorum. Bir dakika ya diyorum ne acelen var. Beş dakika geçik oraya <laughs> ne olur. Gidiyorum dönüyorum mama alıyorum yediriyorum. Seviyorum başını gidiyorum. Mutluluk aldım orada ben. Yani dünyaya görevlerimden birini yaptım. Evrenle birleştim. Bu hissiyat içimde bir coşku yaratıyor. Hatta yine bir şey anlatacağım. Yani aramızdaki bir şey ama yani tanıştığımız ilk gün arkadaşların şöyle bir şey konuşuyordu. Sonra sana sorduk, anlattın. Adamın biri yolda giderken bel fıtığından, bel ağrısından bir şeyden Sus. bahsediyormuş. <laughs> Aniden arabasını durduruyor arkadaşlar. Beyefendi, beyefendi bir saniye diyor. Şu doktora gidin bak çok faydalanacaksınız. Adam önce anlamıyor daha nelerle şey, Olay şöyle oldu şimdi. Seçil Hoca'ya gidiyordum <laughs> ben. Nişantaşı'ndayım. Arabamı bıraktım. İşte veriyorlar fişi falan. Onu bekliyorum. Bir beyefendi yağmur yağıyor. Böyle hemen orada merdiven altına girdi. Çok kötü. Yürüyemiyorum ben diyor. <laughs> Belim kıpırdamıyor. Ben diyor bu ameliyatı olsam mı diyor. Ben şimdi bunları duydum ya. Bir gün önce Kayropraktır'a gittim. Eren hocamız var. Çok severim kendisini ve fıtık ameliyatı olanlara hiçbir şey yapamıyorum diyor. O olmadan diyor gelseler bana diyor çok iyi iyileştiriyorum diyor. Şimdi ben de duydum ya ameliyat olacak. Beyefendi dedim bir dakika dedim. <laughs> Durun ameliyat olmayın. <gülüyor> <gülüyor> ameliyat olmayın dedim. Bir de Eren Hoca'yı görüp gelebilir misiniz? Duydum kulak misafiri oldum dedim mi size. Şimdi tanıma önce beni çünkü gözlük kapişon falan. Fakat sesten hafiften gelmeye başladı şimdi. Sesimi tanımaya başladı o benim. Ama adamcağız sağlığıyla uğraşıyor. Tabii diyor alayım numarayı diyor. Bu dedim buyurun dedim falan. Lütfen dedim gidin sonra istiyorsanız ameliyatınız olun dedim. Ben bunu söylemek istedim size dedim. Belki burada karşılaşmamız gerekiyormuş dedim yani oldu Hande Hanım dedi siz misiniz dedi. Evet dedim. Ya inanmıyorum dedi ya. Gerçekten dedi bunu bana durup söylediniz mi siz dedi. Ben dedi sizin zaten hani hayranınızdım dinliyordum. Ama şu an dedi başka bir boyuta geçtiniz benim için dedi sağ olsun. Umarım gitmiştir Eren Hoca iyileşmiştir. Umarım, umarım iyileşmiştir. Sonra Eren Hoca'ya da haber verdim. Böyle böyle biriyle tanıştım lütfen ilgilenin diye. Bu yani benim bir saniyemi aldı işte. Ne olacak? Ama burada yani. bir kanser öncesi ve sonrası Hande var. Yener mi var? Oraya geleceğim önce iç sesin çocuklukta da var mıydı? Var. İç sesiyle muhabbeti var. nedir? O iç ses nedir? Sonra onda Eren Hoca'ya Ben hocam. şimdi mesela üniversite konserlerine gittiğimde gençlere tek bir şey söylüyorum. Lütfen diyorum egonuzun sesini kısın, iç sesinizi açın. Bu ikisini dengelerseniz çok mutlu olursunuz. İşinizi yaparken tamam egonuz yükselsin düşünürken, hayal ederken acayip üstün düşünebilirsin. Normalde sakin ol. Normalde iç sesini dinle o sana başka şey söylüyor. O ikisinin farkını anladığı zaman insan mutlu oluyor ama maalesef herkes öbür tarafı tercih ediyor. Yani kibirin sesi açılıyor. Kibirin sesi açılıyor. Hayır o öyle değil. Ki bir acayip bir dominant bir kitle var. Her şeyi bilen. <laughs> Her şeyi bildiğini zanneden. Ben de hayatta hep şöyle derim. Okuduğum kitap bile dünya'ya aitti. Yani benim için. Daha sonrası bir dakika önceye aitti. <laughs> Ama şu andayım ben. Şu andaki şartlar farklı kişiler farklı, frekanslar farklı, istekler farklı, öncelikler farklı. Ne kadar saysam az yani. Şu ana göre değerlendirdiğimde onunla aynı çıkamaz. Oradan aldığım bilgiyle aynı çıkamaz. Ezber yaşamayı sevmiyorum, tecrübe etmeyi. Yani ben onu yaparsam oldurturum diye bir inancım da var mesela. Şimdi bizim ülkemizde değişimi çok sevmezler. Bir sanatçı bir rolde kalsın. Mesela kötü rolü mü oynadı? Hep kötüyü oynasın. O sanatçı da bunalıma girer. Yani ben iyi, iyi de oynayayım, Gülen adamı da oynayayım, katili de oynayayım değil mi? Bir oyuncu bunu ister. Bir şarkıcı da mesela. Ya ben arabesk de okuyayım, pop da okuyayım, işte ne bileyim rock da okuyayım. Okuyamaz mıyız? Ya Şarkıcı sonuçta. Hepsini deneyebiliriz. Bu değişimden korkuyoruz. Çünkü ticari olarak baktığınızda çoğu zaman çalışmıyor. Değişik bir şey deneyen biri bitiyor bizim ülkede. Kariyeri bitiyor. Mecburen eskiye geri dönüyor bu sefer filan. Bunlar onda çok iç, iç dünyasında Psikolojisini bozuyor sanatçının. Hande Yener Yapmak nasıl dinliyor? Yapmak istediğini yapamadığı için. Düşünsene sen yani ressam'a diyeceksin ki bunu çiz. Yani niye onu çizsin adam? İstediğini istediğini çiziyor. Sen onu beğenirsen alırsın Hı -hı. yani. İnsanlara kendi olma hakkını vermemek, vermemek. Aynen. Evet. Bizim Aynen. Bir kere ben onu o rolde sevdim diye öyle kalsın. Ama ben öyle kalırsam sen beni lupa soktun. Ben öyle orada yaşlanır giderim. Erkenden yaşlanırım. Çökerim. Çünkü hep aynı şeyi yapıyorum. Monotonla büyük antipati duyuyorum. Bilmiyorum neden. Biz konfor alanımızdan çıkmaktan korkuyoruz. Evet. Dışarıda şey var. Değişim zorlama getiriyor. Yani Bir çaba gerektiriyor. Şimdi bunu örnek olarak vermek istemem ama Hı -hı. ben 16 yaşında evden kaçtım. Çünkü konfor alanımı terk etmem gerekiyor dedim şarkıcı olmak için. Sabredemiyorum da. 18-16'ın ne farkı var ya dedim. Ben yine aynıyım. Gidiyorum ben dedim. Ben nasılsa de akıllı, bilinçli biriyim dedim saçma sapan yerlerde bulunmam dedim. Ve Allah'ım da benim karşıma güzel insan çıkarır dedim. Ve öyle oldu biliyor musun? Böyle düşündüm. Böyle çizdim. Ama ben bunu şimdi çocuk kafasıyla bunu bilinçli olarak böyle dem Yani ben böyle yapayım da böyle olsun diye yapmadım. Kendi kendimi avutuyorum ben bu konuşmayla. Diyeyim size. Öyle oldu. Bir mağazada çalışıyordum. Böyle filmlerden tanıdığı böyle Hasan abi sağ olsun hala e, dublaj rollerde falan var. Eski böyle Türk filmlerinde. Dublör pardon. Ben dedim Sezen Aksu'ya nasıl ulaşabilirim? Sen dedim hani filmlerde dublörsün, ünlüleri tanıyorsun. Bak adam dublör. Sokakta çevirdim adamı. Yanda ofisi varmış benim çalıştığım mağazanın Sen bir gel dedim bir çay kahve içelim anlat bana derdin ne, de, ne istiyorsun dedi gittim. Siz ünlüleri tanıyorsunuz hani o camiadasınız film camiasını. Sezen Aksu'ya dedim ben ulaşabilir miyim acaba şarkı söylemek istiyorum ben. Ben dedim ben sana yarım bulurum numarasını dedi. <laughs> Bir dakika ne oluyor dedim yani. Gerçekten mi dedim. Evet dedi. Ertesi bana verdi. Sezen Aksu'ya ev telefonu. Şey ev telefonu. Ah dedim. Ulaştım. Ulaştım dedim. Aynen, ulaştım sandım tabii. Aradım. Sekretini çıktı. İletiriz biz dedi. Kapattı. Ah dedim. Ulaşamadım. <laughs> Ama dedim ulaşmak üzereyim. Bu büyük bir nokta yani. Buraya geldin sen şu anda. Şimdi bu önemli olan bu telefondan oraya o hattı bağlatmak daha. Onunla da düşün dedim. Hmm. şimdi ne yapacaksın. Şimdi düşünüyorum düşünüyorum. Mağazaya ünlü biri gelsin. Söyleyeyim. Numarayı da vereyim. Arasın. Öyle oldu. <laughs> Yine öyle oldu. <laughs> Mağazaya birçok ünlü geldi ama sağ olsunlar hiçbir yardımcı olmadı. <laughs> Ben büyük bir hayal kırıklığına geçtim. İlk kez olmuyor galiba dedim. Mesela aralarda ben de düşüyorum. Yani her gün olacak olacak diye bir dur durum yok yani. Ben de insanın modum düşüyor. Bunalıma girdim çıktım en üst katta kahve içiyorum. Artık şey mağazada şeye girmiyorum yani servise çıkmıyorum. Herkes de beni idare ediyor. Çünkü kız hayallerine ulaşamıyor ve acı çekiyor. Görüyorlar yani çok büyük acı çekiyorum. Yedi katlı mağazada konser veriyorum ben onlara müşteri yokken falan. Öyle bir şarkı söylüyorum ki bir de içimde öyle bir ses var ki söylemediğim için hiç böyle gürültü gürültü söylüyorum. Yıkılıyor ortalık ve bu kız bana üzülüyorlar yani bu kız burada tezgahtar olarak kalacak diye. Bütün herkes böyle gelen herkesin kıza yardım etsene falan diye böyleyiz mağazada. Ve bir gün çığlık çığlığa geldiler yukarı. <laughs> çabuk gel çabuk gel aşağıda Hülya seni bekliyor falan diye. Ne alaka dedim Hülya ne yapacak Sezen Aksu'yla beni nasıl görüştürecek? Ya dedi olur mu onu tanıyordur gel. Zaten seni bekliyor dedi Hülya Hanım'a. Biz seni anlattık. Böyle bir kız var. Lütfen bir dinleyin. O da gelsin dinleyeyim demiş. Çok tatlı. Çok seviyorum. Hülya Avşar benim için çok bambaşka bir noktada gerçekten. Ve tabii Sezen Aksu da öyle. Ee, i̇ki Kraliçe'ye de buradan saygılarımı, sevgilerimi sunmak istiyorum. Kariyerimde çok büyük emekleri. Yani bir, bir tıkla benim hayatım değişti. İkisinin bir okey vermeleriyle. O yüzden çok küçümsenemeyecek kadar büyük bir şey benim için. Onlar çünkü şey diyorlar ya bize teşekkür etme gerek yok biz bir şey yapmadık diyorlar sağ olsunlar, her zaman böyle mütevazı davranıyorlar ama yok gerçek öyle değil. Gerçekten hayatımı değiştirdiler bana inandılar destek oldular. Hülya Hanım dedi ki bana Ati söyle dedi bir şarkı dedi. Başladım ben söylemeye. Ne söyledim abi? Yalnızlık <laughs> senfonisini söyledim. O zaman ha. Sertab Erener'in albümü biliyorsun. Hadi. Sakin ol albümü hani Türkiye'yi her yerde çalıyor. Söyleyeyim mi biraz? <laughs> Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum Hadi Neydi? gelin gelir üstüme, korkmuyorum. Vay be! <laughs> ne önemli şarkı olmuş bak ama hayatımda. Sonra böyle İşim yaptı Sezen Hanım. Nasıl yani sen dedi konservatuara gitmedin mi gerçekten? Yok dedim göndermediler. Bunu Hülya Avşar'a söyledin ama şimdi değil mi? E Tabii evet ha, sonra Hülyavşar, Sezen Aksu'ya da söyledim çünkü evet oraya atladım pardon. Evet mağazada öyle Avşar'a söyledim. Hikayeyi atlamayalım. Ee, bir tane daha söyle dedi. Kıyafet giymeyi falan bıraktı Hülya Hanım. Çok tatlıydı o anki doğal halleri. Bir oturdu böyle beni dinlemeye başladı. Bir tane daha söyledim. O da yine Sertab'ın o albümünden bir şarkı falan. Ya ben tam Sezen Aksu görüşmesine hazırım yani. Çünkü şarkılı besteler Sezen Aksu'nun. Ben bunları söyleyeyim dedim. Sezen Hanım'a gittiğimde bunları söylerim. Alırlar beni dedim çünkü o şarkılar şu an popüler. Ve zor şarkılar. Öbürünü de söyledim. Aa dedi, ben de arayacağım dedi arayacağım sizin dedi. Hemen aldı alışverişlerini geldi kasaya. Ay dedim Hülya Hanım, ben bu çok duydum dedim. Kusura bakmayın da dedim bu küstahlığı yaptım orada ama <laughs> biraz dedim gaza gelir belki de bana hani üzülür belki arar diye. Ben Hülya'yım yalnız dedi bana. Peki dedim gitti. Beş dakikası sonra. Ha pardon ben dedim şimdi çıkınca dedi Sezen'i arayacağım dedi. Ben dedim var mı? <laughs> Almıştım ya numarayı. <laughs> A, dedi, iyi oldu dedi aldı numarayı benden. Gitti. Yemin ediyorum size 3 ya da 5 dakika sonra. ben de mağazada yine yukarıya çıktım falan şoktayım ya dışarı arayacak mı ne yapacak falan heyecan içindeyim. Telefon var aşağıya geldiler. Gel. Hülya telefonda. Hadi dedi aradım Sezen'i demin konuştum. Senden telefon bekliyor şimdi dedi ara. Yarın senin 4'te dedi randevun var Sezen Aksu'yla dedi. böyle. <laughs> ne? Şoka girdim tabi orada. Tamam arıyorum dedim. Kapattım dedim. Kaç aydır arıyorum. İletiriz diyorlar ya aynı numara aradım. Sezen Aksu görüşecektim dedim. Bir dakika dedi. Ulaşıyorum dedim şu anda. Bağlıyor. Bağladı. Alo. Sezen Aksu açtı. Sezen Hanım dedim. Anneciğim iki aydır sen mi arıyordun hiç? <laughs> i̇ki aydır sürekli arıyorum ya. Vokal için bir kız arıyor, vokal için bir kız arıyor. Hande arıyor diye zaten sürekli duymuş beni. Ben sinyali yollamışım yani önden. Gelsin demiş gelsin. Gelsin bıktım. Gelsin demiş bu kimse. Sen dedi... Gerçekten dedi... Bu azimle ilgili bir laf var dedi. O lafı sana yazmışlar. Dedi. Hmm. Tamam. <laughs> Dedim ki ben de sizin gibiyim. Yani çok istiyorum şarkı söylemek. Ve evlenip ayrıldım çocuğum var. Hayır, ayrılmamıştım ama evliyim çocuğum var. Yani iyice uzaklaştım bu hayalden. Hani siz de evlendiniz çocuğunuz var. Hani beni anlayın yani. Ben bunu yapmak zorundayım. Yapmazsam kendim yani... Belki intihar boyutuna gideceğim. Çünkü böyle camdan bakıp falan böyle boş bakıp sen bu dünyada ne yapıyorsun falan kafalarına geçtim ben bir ara. Bir ara böyle hayallerden iyice uzaklaştın sen. Çocuk doğurdun, evlendin. Nereye şarkıcı oluyorsun sen diye bir içimdeki ses başladı benim. Sen evden gittin şarkıcı olacağım diye. <laughs> Çocuğun var evlendin. Çünkü planlarıma uymadı orada. Plan da bir değişiklik oldu. Fakat o değişikliğe de uyum sağladım ben. Belki plan dahilindedir. Dahilinde olduğunu ya. düşündüm. Öyledir, öyledir. Çünkü dedim ki zaten sen ileride şarkıcı olunca çocuk falan yapmazsın. Hmm. Şimdiden bunu da yap. Bu da şu anda erken senin için ama... Yap yani demek ki sen olgun birisin. Yani sen demek ki hazır bir görevlisin ki sana veriyor bunları ya benim yaşıtlarımla alakam yok yani. Bambaşka bir hayat yaşıyorum. Yani sanki 28-30'da olacak şeyleri ben o yaşta yaşıyorum. Sonrasında zaten işte Sezen Hanım da sağ olsun yine çok güzel karşıladı. Yarın dörtte bekliyorum dedi. İki tane ben hayatımda ilk kez sakinleştirici içtim. Konuşamıyorum gittim çünkü beni almazsa sorusunu ilk kez yani çünkü şeyden hep emindim gideceğim bulacağım alacak başlayacağım. Giderken dedim ki ya almazsa sen bu kadar dedim havaya girdin inandın da abartmadın mı yani bu kadarını da ya almazsan sen bunun B planın var mı yok. Eyvah dedim içtim sakinleştiricileri <laughs> inşallah alır <olur,"> dedim beni. <laughs> 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 hani almazsa ben eve nasıl dönerim belli değil yani. Aldı sağ olsun. Aa, sen de hemen dedi de bu kale başlıyorsun dedi. Ben bu şey kandırmıyor beni de diyorum içimden. Gidince beni aramazlarsa. Gene böyle bir paranoyalar. Sonra eve geldim. Yok yok dedim ya ben başladım. 20 gün sonra konserimiz var dedi Beşiktaş'ta. Yeri de söyledi. Oraya gel benim şarkılarım her şeyi ezberle hazır ol. Bu yapacaksın sahnede dedi bana. Ben o 20 gün yani çok zor uyudum. <laughs> çok zor uyudum çünkü rüyalarımda gördüğüm o konsere gittim ben yani çıktım. O zaman evliyim. Eşim şokta. Annem şokta. Ben zaten en büyük şoktayım yani. Çıktım sahneye. Baya Sertap çıktı ona vokal yapıyorum. Levent çıktı ona vokal yapıyorum. Sonra Sezen Aksu çıktı ona vokal yapıyorum. Böyle yapıyorum bak kendime yemin ediyorum bak. Sahnedesin şu an. Sen, sen buradasın diyorum. Yani Kaç yaşındaydım o zaman? 26. 26 yıldır geldin diyorum yani. 5 yaşından beri hani zorluyorsam 20 yıllık şeyime ulaştım diyorum çabama. Geldin diyorum. Buradasın. Tamam dedim Sezen Hanım bana yeter. Ya dedi sen öyle zannet. Sen dedi vokalistlik sana yeter zannedeceğiz. Yani. Öyle bir şey yok. dedi. Sen dedi isteyeceksin anneciğim dedi. Şarkıcı olmak isteyeceksin dedi. Ön plana çıkmak isteyeceksin. Kendi şarkılarım olsun isteyeceksin dedi. Bunların hepsi olacak dedi. Ya yani şu an iyiyim dedim ben. Çünkü ön plana çıkmaya da korkuyorum. Çünkü seyirciyle iletişim enerjisini bilmiyorum. Daha onlarla ilgili hiçbir tecrübem yok ve önümde bir duayen izliyorum. Yani ondan hani öğrensem de nasıl uygulayayım küçücüğüm yani o iş için küçücüğüm. Sonra tabii bir sene boyunca kendisiyle çalışma fırsatım, şansım oldu. Bir buçuk sene hatta diyelim. Çok şey öğrendim. Sağ olsun. Bana çok büyük bir tecrübe oldu. ...hayatını bana açtı, kapılarını bana açtı. Kendisinin hem asistanlığını yaptım... ...hem vokalistliğini yaptım. Çok sevdi beni, güvendi. O yüzden evine de aldı. Hayatını da, yani bir şöhretin, bir yıldızın... ...hayatını yaşadım yanında bir buçuk yıl. O da tabii ben de... ...büyük bir deneyim olunca... ...Sanayi'de albüm yaparız dedi. Dedim ki bir dakika ben hazır değilim yalnız. Her şeyi biliyorum ama hiç uygulamadım. Ve uygulamamış şekilde... ...çıkmak <laughs> istemiyorum sahnelere. Ben dedim... Sezen sizden ayrılıyorum. Ah dedi. İlk kez biri benden ayrılıyor dedi. <laughs> yani şöyle ayrılıyorum. Tecrübemi ilerletmek için ayrılıyorum. Tekrar dedim sizin kapınıza geleceğim ama lütfen dedim. Hani bana desteğinizi esirgemeyin. Albüm yapmak istediğimde hazır olduğumda. Her zaman dedi sen benim kız mısın? Görüşürüz zaten dedi. Aralarda gel beni ziyaret et. Konserlerime gel kulise gel dedi. Çekinme dedi sağ olsun. Böyle bir kısa bir veda. Antalya'ya yerleştim. Barlarda 3 yıl ben bayağı bir performans sanatçılığımı arttırdım. İnsanlarla göz göze olup onların enerjilerini hissedip onları pozitif bir şekilde mutlu edip iyi sahnesi var dedirtene kadar kendimi hazırladım. Ve ben dedim ki oradakilere ben dönüyorum İstanbul'a gidiyorum albüm yapmaya. O kadar Antalyalı gibiydim ki artık çünkü 3 yıl orada yaşadığım için. Oradaki kitleyle biz veda gecesi yaptık. Bir konser yaptım ben veda konseri. Ağlayarak böyle öyle ayrıldık birbirimizden. Sen git albümünü yap biz bekliyoruz seni falan dediler. Bazen beni Antalyalı da zannederler o yüzden. Orada yani piştiğim yer orasıdır kariyerimde. E, geldim ve albüme girdim zaten. Sezen Hanım'ı tekrar aradım. Sağ olsun bana şirket buldu. Tabii o arada birkaç şirket görüşmelerinde çok büyük hayal kırıklıkları yaşadım. Eve dönüp vazgeçtim bu işten. Bu piyasa böyleyse girmeyeceğim dedim ben. Bir bizim piyasadan bir önce bir dışarıdan gördüm yani ne olduğunu. Girmeye değmez dedim. Çok şey var yani. Kadın şarkıcı olmak çok zor. Erkekte de zorluklar var. Ama bu benim için çok zor yani. Ben yapamam. Ben çünkü... Bu kadar yaşam sevinci olup neşeli, enerjik, şarkı söylemeyi seven biriyken bir o kadar da buz oluyorum mesela. Çünkü eğer benden faydalanılacaksa ben yokum. Hiçbir şekilde sevmiyorum o enerjileri, oralarda olmaları. E tabii öyle olunca şartlara uymuyorsun. Sen git dedi bana evlen dedim bir tanesi yapımcılardan. Dedi. Kocana dedi fasulye yap dedi. O laf da benim mesela çok büyük hırslandırmıştır. Şartlara uymuyorsun <laughs> ne demek anne i̇şte, yani. Işte, e, de karşılık vermiyorsun. Falan. Evet yani sen bizim sanatçımız olup bizim sözümüzden çık çıkmaman gerek. E, öyle olmuyor bizim sözümüzden çıkıyorlar. O yüzden tamamen bize ait olmalısın durumu var. Git dedi evlen ve fasulye yap kocanı sen çok tutucusun dedi bana. Bakın o benim ben zaten hırslı biriyimdir ama hani Güzel hırsım vardır benim böyle işimi güzel yapayım, tam yapayım hırsım vardır. Disiplinliyimdir, çok çalışırım. Olmuyorsa bir daha denerim, olmuyorsa bir daha denerim bıkmam falan. Ama bu laf beni başka boyuta taşıdı mesela. İyi ki dedi bana o lafı. Sen çok pişman olacaksın dedim. Sen gerçek sanatçıyla çalışmayı bilmiyorsun. Göreceksin dedim sen gerçek. Tamam benim bu işi sen dedim böyle bir sesi kaçırıyorsun dedim şu an. Çünkü ben şarkıcıyım dedim ben sesimi övmeye gelmedim. Bana bu görev verilmiş. Görevliyim. Geliyorum sana diyorum ki bu sesi çıkaralım. Yani bu iş yani bu bu. Ben buyum. Ya ben kendimi övmeye ya da şeye gelmedim. Benim dünyadaki görevim bu. Bunu biriyle yapacağım. Para kazanmak istiyor musun? Yok diyor ben. Sen komple benim ol diyor. Ben niye senin malın oluyorum ya? Benim sesimle biz güzel bir proje yapalım. Şifalandıralım. Bir baktım ki öyle bir dünya yok ki orada. E bu sefer de baş şarkısı olarak kalınca kısıtlı bir kitleye ulaşacağım. Hayır sen görevlisin. Herkese vermen gerekiyor diyorum. Bu his mi var? Görevliyim, bu his var. herkese paylaşmam evet, evet. Duymak zorunda bütün ülke. Hatta bütün dünya mı acaba? Bir ara ona da girdim ben. Söyledim ki hayır anne. Dünya olsaydı sen Amerika'da doğardın. Çünkü zaten Türkiye'den ya da herhangi bir ülkeden Amerika'da star göremezsiniz adamlar. Kendi starını, kendi starını star yapıyor. Yani Afrikalı star yapmaz orada ya da İngiliz. Yapsa da iki gün yani tutar onu. Kendi yani sen Türkiye'de İngiliz star görüyor musun? Olabilir Hı -hı. mi? Hı -hı. Olamaz. Türk star olur. Bunları da tabii hep sorguladım. Dedim ki ben bu, bu ülkede doğduğuma göre bütün enerjimi bu ülkeye vermem gerekiyor. Çok şanslıyım ki ben Müslüman ülkesinde doğdum ve Müslüman orada olsam başka bir yarışın içinde olacaktım. Orada çok sert her şey yani. Çok zor. Sen dedim farkında mısın çok şanslısın. Gene kendime bunları hatırladım. Buradaki görevlerimin çok daha büyük olduğunu. Ve bütün topluma ulaşmam gerektiğini. Sıcaklığımı, enerjimi, samimiyetimi yaymam gereken bütün ilhamı yaymam gerekiyor diye karar verip öyle şu anda bu noktadayım. Ay hiç susmadım ben Aynen ya. Ayran Hocam siz konuşun. Ben nasıl bir hastayım? <gülüyor> <gülüyor> Harika bir hastasın. Fakat şunu söylemek isterim. Bir insanın yaşam misyonunu fark edip. Bu kadar inanması. Onu gerçekleştirmesi kadar muhteşem bir şey yoktur dünyada. Şu anda hmm. insanların en çok sıkıntı çektiği şey var. Yaşam misyonunu fark edememek, anlayamamak. Çok basit ve aslında basiti başka göremiyoruz noktalara biliyor gitmek. musunuz? Evet. Zoru arıyor çünkü diyor ki bu kadar basit olamaz diyor. Evet bu kadar basit. Bu 2 daha... artı 2 4 çok basit değil mi? basit ama bir gerçek. Değiştiremediğim bir gerçek. Bu da öyle basit. Dinle şunu yap. Tamam. Yani burada bir ses olmasa içimde. Şimdi desem ki bana beni dedem böyle büyüttü. Bana dedi ki buraya git dedi bunu yap dedi ya da annem. Aha. Öyle bir şey yok. Ya, bu da olabilirdi. Sen oradaki sesi nasıl duyuyorsun? Ya yani ön görüşmede söyledin onu söyletmeye çalışıyorum sana. Herhangi ki sesimi dinlemediğim evet. birkaç zaman oldu. O zaman da bana kızar, onu onurlandırır. O sesimle konuşmanı bir e paylaşır mısın? Evet tabii çünkü misin? Nasıl şimdi bazen de ego hepimizde var. Ya da yanlış karar verebiliriz. Bir anda onu dinledim işte o anda mesela. Ma yani mantık mı diyoruz ona? Biz aslında zihnimizi dinliyoruz. O sol beyinden kaynaklanan bir şey. Ha. Sol beynini düşünüp zihni dinlediğimiz zaman yani, o toplumun koşullandırması bilinç altı, var orada. Bilinçaltı. Yani. Bilinçaltı değil aslında hmm. toplumsal koşullandırmalar. Yani. O nerede ee... duruyor? <laughs> Beynimizde. Evet, acaba. <laughs> Bende yani, hiç yok. şey var. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü niye yok biliyor musun? Mesela Fazla işte mantık... çocuktum mesela şu lafı hatırlıyorum. Annem bana dedi ki bir şey oldu. Aa dedi şöyle derler böyle derler dedi. Kim derler dedim ben. <laughs> Kim derler dedim ya. İşte insanlar dedi konu komşu dedi. Aa dedim. Benim konuşacaklardım. Ve ben bunu mu takacağım? 16 yaşındayım. Bana o kadar saçma geldi ki toplum baskısı cümlesi. Anne ne diyorsun dedim ya. Biz ne yapıyoruz ki? İki genç kızız zaten. Hani okuyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Bir şey yaptığımız bir şey yok. Yani kıyafetimiz, makyajımız. Bunlara da bu kadar ilgilenmenize gerek yok. O zaman zaten bende başladı asilik. Yani öyle bir durum başladı. İç sesini dinlemediğinde nasıl onu onurlandırıyorsun? Onu bir anlat istiyorum. Peki. Yani artık çok dinliyorum zaten de yani dinlemediğim zamanlarda ee, şöyle bir durum oldu. Tecrübe et bari diyor içtesi. Bari diyor hani bunu yaptın. Hmm. Bu hatayı yaptın. Bir daha yapma diyor. Öğrendin mi diyor öğreneceğin. Ben sana söylemiştim diyor. İlla gidip göreceksin yani diyorum. Her hatayı yaşarsak ömrümüz yetmez ki. Biraz da ders al yani ya da bir hata üç kere beş kere yapılırsa bence affedersiniz ama aptalsınızdır. Ya yani ben kendime bunu derim. Başkasını bilemem ama ben kendime de bir o kadar da acımasızımdır. Çünkü gerçekler böyle. Gerçeği gerçekten mesela ben hiç korkmam. Gerçeği sevmeyen insanlar görüyorum. Çok saçma geliyor bana. Ben gerçeği çok seviyorum. Gerçekteki belirsizliği çok seviyorum. İnsanlar belirsizlikten korkuyor mesela. Ben diyorum ki ne güzel. Şu an ne yapacağımız belli değil. Bu da güzel bir duygu. İlla her şeyi bilelim. Böyle ezber mi yaşayalım yani? Ben şimdi bunu istiyorum, bu olacak, bu olacak. E ben mutlu olmuyorum böyle olunca. Farklı arıyorum. Sürpriz olsun istiyorum. Öyle olmadı, böyle oldu ve o beni mutlu etti belki. Sen nereden biliyorsun öyle olunca mutlu olacağını? Sen neyi sevdiğini nereden biliyorsun? Sana senin tipim bu diyorsun ya nereden biliyorsun senin tipini? Orada konuşan ego aslında. İşte evet Orada ben de, öbürü de ego. ben ben bunu diyorum ki sen bunları nereden biliyorsun? Sürekli onu bastırıyorum. Hmm. Sen ne diyorsun diyorum ya. Evet. Sen yanılıyorsun diyorum. Senin düşüncen çok kalıp diyorum. Yani ezber konuşuyorsun sen diyorum. Ben kendimle kavga ediyorum. Sonra diyorum hayır bu taraf diyor ki diyorum aslında. Çünkü bence şu hafta benim için çok önemli bir laftır. Kişi kendinden bilir işi. Orada empati devreye gidiyor bende. Diyor ki egoist o diyor. O kişiyle ilgili olumsuz konuştu. Görüşme dedi, yapma etme dedi ya mesela. Hı hı. Buradaki kalp diyor ki hiç ses. Tabii. Hande sen o insanın şartlarını biliyor musun öyle davrandı böyle yaptı. Sen bir baktın mı? Sen de ön yargılı davranıyorsun. Sen de gelişmiyorsun. Sen de kaldın. Sen de cahilsin şu anda. O sırada hemen diyorum ki tamam dinleyeyim ben sizi. O iç ses çünkü çatı katından bakıyor. <laughs> Nereden Olaya. bakıyor? çatı katından bakıyor. Evet ben hep Diğer Ses zemin bir katından bakıyor. vardır yani. diyorum Aynı şeyi söylediniz. <laughs> Çatıdan bakıyor ve bütün etrafı tarıyor görüyor. Bizim için en iyi olan şeyi e, gelişimimiz için en iyi olan şeyi o yukarıdan görüyor. Ama diğer ses, o egonun karıştığı ses zeminden bakıyor. Ama işte o kasıtlı bir şey. Hayatın var. o yoğunluğunda etrafında da onu duymuyor, öbürünü duyuyor. Ben de bununla ilgili bir formül hep böyle bilgilendirme videoları izliyorum biliyorsunuz. Sizleri zaten çok sıkı takip ediyorum. Mesela bir video izlemiştim. Bir gene çok değerli bir araştırmacı şey dedi. Bir bayandı. Çok etkilendi beni. İlahiyatçı bir bayandı. Belki senin konunun muydu, hatırlamıyorum ama ben de her şeyi Allah Allah'ın beni gördüğünü, beni onun hani onaylayacağını şekilde cevap veriyorum her şeyde hayatta. Onun hoşuna gidecek şekilde. Hani şu an Allah iz, izliyor beni. Bir şeyle ilgili karar veriyorum. Bununla ilgili vicdanımı doğru çalıştırıyorum. Çünkü Allah şu anda beni görüyor diyerek karar verdiğinde zaten sen doğruyu buluyorsun. Hani o kadar doğruyu bulamayan biriysen bari böyle çalıştır kafanı. İlla herkes çok zeki felsefe sahip olmak zorunda değil. Herkesin doğru yargıları farklı farklı olabiliyor, e, anlayamayabiliyor, algısı daha geç çalışabiliyor. Allah ne derdi ya sen bunu yaparken diye dediğinde sen zaten bunu yapman daha doğru diye, zaten oradan geliyor cevap. Yani o kadar da yalnız değiliz. Ya müthiş. Bu ba, bu bir de bu ba uyguladıkça daha da artıyor bu arada da yükseliyor. Hep yukarıya soruyorum ben mesela. Hep yukarıya. Her şey. Şuraya gideyim mi? Bunu yapayım mı? Bu iyi mi benim için? Hayırlı mı Allah nasip ediyor musun? Yapayım mı? Hayırlısı ise olsun. Hayırlısı değilse i̇şte olmaz. Canım? Geliyor. Bir şey olmuyor ya mesela. Kesin daha iyisi gelecek diye beni bir sevinç kapsıyor. Tam tersi bak olmadı diye seviniyorum. <laughs> diyorum ki bak bu olmadıysa bunun daha iyisi gelecek diyorum. Bekliyorum sevinçle böyle. Beklerken de mutluyum. Evet. Gecikti, nerede kaldı da yok bende. Hiçbir şekilde o şeyi durdurmuyorum frekansı, bozmuyorum. Çünkü bir daha düşünürsen inanma inanmadığın ortaya çıkar. Akış Anlatabildim mi ne evet. demek istediğimi? Esas akışta kalma meselesi bu işte. O e, o şeyle akıntıyla e, hani rastgele akmak değil. değil. Onu, Sürekli aynı şeyi dua tabii. ettiğinizde o frekans düşüyor aslında. Yani. Aynı şey istemek sen ilkinde o kadar hani iyi dua etmedin ki 2, üç, 5 daha aynı şeye dua et duruyorsun. İnanç da bir kere et sen onu bir bırak. Sen nasıl dua edersin mesela bir şey ben, istiyorsun. nasıl edersin? Ben aslında benim yaşamım dua ya. Benim cümlelerim dua ben sürekli. Bak her şeyde derim Allah'ım nasipse, iyiyse, hayırlısıysa. Hep böyle evet. konuşurum zaten benim dualarım cümlelerimin içinde zaten hep var. Benim için en hayırlı olan neyse olsun demek. Benim gelişimim için, benim evet. için en hayırlısı neyse. Evet. Ona hep hazırım bu. ve teslimim. İşte gerçek akışta kalmak bu. Bir de başkalarının tekamüllerine eskiden müdahale ederdim ben. Çünkü olgunum biliyorum. Şimdi yaşı küçük dur diyorum öyle yapma senin için kötü olacak. Bunu da yanlış olduğunu gördüm. Çünkü o tekamülünü evet, tabii. yaşayamıyorum. Bakalım biraz ayağa kaysın düşsün. Evet. Ama kalsın. tabii hani bir yerde gene çok düşmesin diye bir yerden de seyrediyorum hani aman diyorum başına ha, bir şey gelmesin. Tabii. Ama kendi yürümeye çalışsın. Etrafındakilere de çünkü bilgi yayarsın ama yani belki o hazır değil o bilgiye. Söylediğin zaman anlamıyor çünkü onu bizzat yaşayacak, fiilen Uygulayamıyor yaşayacak. Ya da. idrak haline dönüşmesi için fiilen yaşaması lazım. Çünkü ne kadar söyleseniz de ee, o ama bazı olmuyor. insanlar da şimdi buradan düşeceğini bile bile düşüyor ya mesela ya buradan buraya gelince buradan düşersin yani uçurumdan aşağıya geldim uçurumun ucuna düşeceksin düşüyor et evet diyor düştüm diyor. e düşeceğini biliyorduk yani buraya kadar kendi niyet bıraktın diyorum mesela o insanlara bilmiyorum yani güçlü olmadıkları için mi biraz daha Bu arada da ilahi sistemde inatlaşma var biraz sanki. Hmm. Biraz inatlaşma. Hocam siz anlatın ya. Neden böyleler? <gülüyor> <gülüyor> ya Herkes tabii, herkes aynı realitede değil. Herkes aynı bilinç düzeyinde değil. Ve dünyanın güzelliği de bu aslında. Herkesin evet. farklı bilinçte olması. Düşünmesi gerekiyor. yani Düşünmesi gerekiyor. De bir ya şimdi Düşüyor dünyada diye. farklı realiteler olması hareket olmaz. Yani şöyle basamak gibi düşün. Herkes eşit Pabuk olurdu. Herkes aynı olurdu. Evet. Suyun akışı için basamaklı bir sistem olması lazım. Bir de şimdi iki taşın birbirine sürtülmesi şeklinde bir gelişim sistemi var burada. Yani birbirimizi Birbirimize bir takım olaylar yaşamamız için birbirimizde de bir, biraz sürtüşmemiz gerekiyor bazen. Başka türlü öğrenilmiyor. Yani karşılıklı birbirimizi geliştiriyoruz. İşte bu yardımlaşma yasasıdır. Evet. Birbirimizi geliştiriyoruz. Herkes aynı realitede olsa burada büyük bir atalet olur. Dünyada hiçbir şekilde tekamül olmazdı. Yani milyonlarca yıl aynı seviyede kalırdık. Yani şöyle... Bir sınıf düşünün, üniversite seviyesindeki öğrencilerle ilkokul seviyesindeki öğrencilerle lise seviyesindeki öğrencilerin hepsi bir arada. Dünya okulu öyle bir şey. Herkes He. birbirinden öğrensin diye, birbirini yukarıya çeksin diye yani. planlanmış bir sistem Aa, bu, muazzam bir, bir tersi oluyor. E, artık o da tabii kendi özgür iradesiyle yaptığı bir seçim. E, Üstten gelen tesirlere zaten, bağlanmamız evet, lazım. Aşağıdan evet, gelene değil. Ama işte aşağıya çeken de çok e, gerçekten insanları aşağıya çekmeye çalışan da bir sistem var zaten. Yukarıya karşı kurulmuş bir sistem biliyorsunuz ona artık. Var. ama artık ne desek. Farklı bir fonksiyonu da vardır. Evet. Ee, değişimin insanları çok sarsacak, travma yaratacak şekilde hızlı gerçekleşmemesi için frenleme yapar. Hımm frenleme yapar. O sistemin ya hani pozitifin karşıtı olan sistemin vazifesi de odur. Frenleme yapar. Yoksa o frenlemeyi yapmasa e, kaldır küldür çığ gibi büyük İdear bir değişim şey. gelir ve insanlar onu kaldıramaz. O şeydir. Yani tekamül için çok ideal bir şey değildir o. Negatif onu biraz frenler. Negatifi ben seviyorum olmalı. ben de, e, de onun, da bir, vazifesi onun da bir vazifesi var. Onda bir vazifesi var. <laughs> Tabii. Evet. Müthiş bir sistem. Yani. Muazzam. Şimdi kuliste Hande şey dedim. Gerçek teslimiyeti ama kanser sürecimde öğrendim dedim. Aynen. İki Hande Yener var. Hani bugün burada oturan ama bir de kanser öncesi ve kanser sonrası Hande Yener. Evet. O sana nasıl teslimiyeti öğretti? Ne değiştirdi hayatında? Neyi fark ettirdi sana o süreç? Şimdi dünyevi hayattayken ölümden korkarsın. Çünkü dünyevisin. Aman işte hayatım güzel bir hayatım var. Ondan kopmayayım dersin. Korkarsın. Oradan çıktım ben zaten artık. Dedim ki ne evini, ne arabası, ne hayatı. Ya. Yani en kötü yani en iyi ya da en kötü diye bir şey yok yani sen teksin. Tek başınasın. Bir şeylere bağlanmana gerek yok. O hastalığı yaşadığım anda işte şeye girdiğim anda, radyasyon odalarına girdiğim anda ben gerçekten böyle hani bu dozlama yüzleştim yani. Böyle duvara çarptım ben. Ya da kamyon çarptı bana diyeyim mi sana? Orada o tekerlekli sandalyeyle o şeye girerken dedim ki Hande ne kadar boş bir dünyada. Yani dünyevi şeyler ne kadar boş. Dünyada ne kadar güzel şeyler varken dünyevi şeyler şu anda gözümün önünde böyle nasıl gidiyor biliyor musunuz o anda? Film gibi gidiyor. Boş, 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 boş. Ve şunu diyorum. İyi ki iyi ki sen şarkı söyledin. İyi ki 20 yıl boyunca bunları yaptın. İyi ki sen bir şey bıraktın. Şu an gidiyorsan da şu dünyada böyle yani iyi bir gitmiş olacaktın. <gülüyor> Sadece. <gülüyor> Bu çok acı olurdu yani. Orada kabullendim. Dedim ki tamam dedim Allah. Im. Ben zaten bana çok güzel şeyler nasip ettin. Belki daha güzeline gidiyorum. Tamam dedim. Hi, hiç hiç e, şey olmadı. Nasıl diyeyim sana kızgınlık, öfke. Ben niye bunu yaşıyorum? Hırçınlığı falan. Sadece ilk öğrendiğimde kötü öğrendim. O öğrenme şeklime çok kızdım ben. Çünkü doktorun bana söylediği cümleler çok sinirimi ne bozdu. Ne demişti? Ya biz 10 yıl yaşatıyoruz dedi. 10 yıl ne ya? En fazla 10 yıl. Sen bana yaşarsın. niye 10 yıl diye bir süre koyuyorsun? Böyle bir şey yok. Benim karım da 4 ay önce öldü dedi. Ben oraya yığıldım. Susar mısınız dedim ya. Her hasta aynı mı dedim yani şeyi. Ne alakası yanlış var? Yanlış bir kodlama. Evet. Yani biriz risk... kodlama beni. Ne demek dedim yani ben çıktım. Cihan Uras hocamı bulana kadar <laughs> o iki saat içinde sinir krizi geçirdim ilk ay arabada. Çığlıklar atıyorum ben ölüyorum diye. Beni öyle bir bayba soktu ki adam. Eminim ben ölüyorum yani. Fark etmez 10 yıl sonra da ölüyor olduğunu bilmek o süre sana kısa geliyor o anda. Yani <laughs> duyduğunda duyma yani onu. Kim öleceği tarihi bilmek ister ya ne saçma yani. Öyle olsa da hepimiz bilerek gelirdik dünyaya. Sen şu tarihte Aa, yani gidiyorsun diye. Sayı aç olurdu. Tabi bunu kestiği çok vakalar gördük. Yaşıyorlar çoğu. Aynen yani öyle şeyler yaşıyor. yaşıyoruz. Işte programda da ya. konuşuyoruz. Çıldırdım yani. bana böyle bir şey. Bana şartlanınca. Geldim hastaneye işte orada mesela benim için bir dönüm noktasıdır. Akşam sekizde normalde Cihan Uras Hoca o saatte orada olmazmış. Hep sabah ameliyatları oluyor falan. Akşam orada rapor bakmaya gelmiş odasına. 8'de akşam sen elinde böyle bir CD ile eve gider yatarsın. Ertesi gün bakarlar hayatım. Ve ben o geceyi evde geçiremem yani. Çıldırırım ben o CD ile. Biri bana bir şey desin diyorum ben yani. Cihan Hoca burada sen dedi rahat olsana dedi. İyi olacak hastanın dedi. Doktor ayağına gelirmiş lafı bu dedi. Bak dedi, akşam 8'de şu anda Profesör Hoca senin karşında odada bekliyor dedi. Sen rastgele mi girdin hastane öyle? Bana söylediler Acıbadem'e gitti hı. dediler. Ama ben şimdi oraya gittiğimde hangi hocayla bilmiyorum. Orada iyi bir hoca vardılar dediler. İsim bile bilmiyorum. Bir oraya git dediler. Yarına randevu vereceklerdi yani aslında. Hı hı. Burada dediler şu an. Ve bu lafı da dediler. Nasıl yani dedim. Hani iyileşme şansın var mı benim dedim. Bu hastalığın iyileşme şansı var mı dedim. Var tabii. Hı. Biz neler gördük. Orada bir kendime geldim önce. Çünkü hiç umut olmayan biriyle konuştuktan sonra birden böyle bir değişti modum. Sonra Cihan Hoca'nın odasına girdim. Onun odasında artık böyle çiçek açtım. Öyle güzel bir odası var ki. Allah yani tabii ki kimse gitmek zorunda kalmasın ama öyle iyi bir enerji var ki odada. ve Cihan Hoca'nın öyle bir özgüveni ve o hastalarla konuşmayla ilgili öyle bir tecrübesi var ki kendisinin. Sağ olsun. Bir dakika dedi ya. Senden patoloji örneği alalım adam bunu nasıl diyor. Şimdi beni rahatlatmak için konuşmuyorsunuz değil mi hocam dedim. Hayır bizim de görevimiz söylemek bu arada dedi. Ne görürsem ben sana söylerim dedi anne. Sen dedi git bu gece rahat rahat uyuyun hayatım, dedi. Yarın dedi patoloji sonuçlarına bakacağız. Ben söyleyeceğim sana dedi sonuçlar. Ben bir rahatladım. Düşün yani sanki. Evet. Geçti mi be falan. Her sene sabah erkenden tabii geldim patolojiye. Onlar yapıldı. Parçalar alındı falan. Sonucu bekliyorum tabii ki. Maalesef sonuç geldi. Ee, <laughs> ne yapacağız hocam dedim. Ne olur dedim. Beni hemen ama yani bunu benden hemen alın dedim. Ben bunu yaşamak istemiyorum. Bir hafta bile beklemek istemiyorum. Yarın dedi alalım seni ameliyat. Tamam hocam. Tamam. sabah gel dedi. Ben ama tabii artık gerginim. Hafif bir mutsuzum. Allah'ım diyorum. Niye bu kadar erken geliyorum diyorum. Sonra böyle oldum bak. Ameliyat için bir 4-5 saat orada tetkikler yapılıyor. Bekliyorsunuz bir şeyleri. Ameliyata girmem öğlen 2-3'ü buldu. Sevdede yatıyorum. Resmen gülümsedim bak o bet, o matemdeki insan. Gülümsedim. Hocam dedim size güveniyorum. Bir şey çıkmayacak başka dedim. Lenflerine de bakacağım dedi. O da beni biraz trive soktu açıkçası. Lenfler ne diyecek acaba diye ameliyat çıkışı. Çıktım ameliyattan. Böyle bekliyorum hocayı kapıda gözlerinin içine baktım. Lenflerimle ilgili bir şey desin. Çığlık atıp yatakta fırlayacağım yani çünkü bitti. Kurtuldum. Lenfler temiz dedi. Tamam dedim. Hocam ne yapıyoruz dedim. Sen dedi beş gün yatıyorsun ve gidiyorsun dedim. Nasıl yani? Dedi. Bu kadar mı dedim? Muhtemelen bu kadar dedi. Sana bir test yapacağım dedi. Muhtemelen sen kemoterapi görmeyeceksin. Test de yaptım. Yürü dedi evine erken geldim çünkü. Teşhis erken dedi. İşte o da teşhisi de kendim bu arada yaptım ben. Kendim buldum bu arada. Buldum. Doktora gittim. Bir şey yok dedi bana. Eve döndüm. Nasıl yok dedi ya dedim. Bir ay geçti. Elim böyle geziyor. E var diyorum burada bir şey. Niye yok diyor ki bu bana diyorum ve pandemide millet yani hastaneye gitmekten korkarken sürekli ben ultrasonlardayım. Peki o iç sesin acaba yine bir şey var hissesin. biliyor muydu? Hani gidiyorsun yok diyor insana rahatlaması lazım. Çok huzursuzdum lazım. elime de geliyor. Yok dedim bunda bir şey var. Gittim ikinci yere gittim. Takip edilmesi gereken bir kitle dedi bana. Bu ne demek dedim? bu önemli bir cümle bence. Şimdi bunu size doktor söylediğinde takip edilmesi gereken eve gidiyorsunuz unutuyorsunuz. Öyle bir şey yok unutamazsın onu yani. 2-3 ay sonra en fazla bir daha kontrol ettirmen gerekiyor aslında. Ben duramadım evde. Bir ay geçti gene gittim. E o zaman dediler sana şey yazalım. Mamografi. Ona gir. E bir zahmet. Kendi mamografimi zorla yazdırdım. Zorla. Ultrasonla çünkü o kadar göremiyorum. İşte o laboratuvara gittim. Mamografiyi çektirdim. Sonucu beklerken. Sonuç gelmiyor. Bir saat oldu gelmiyor. Hava karardı. Ya dedim bu sonuç niye gelmiyor? Bir şey var dedim bana. Söyleyemiyorlar. Bu cümle geldi benim ağzıma bir anda. bak. Başka bir şey de düşünebilirdim. Bu geldi. Çünkü biliyorum var. İçeriye bir kuşuşum var benim hikayem. Laboratuvarın dışında bekliyormuş çünkü sonucu. Bütün personel çıkmış çünkü akşam saati ya. Tek bir kız var. Onu bekliyorum. Kız da ortada yok. Çıktım merdivenlerden bir odaya girdim ben. Arkası dönük biri telefonda konuşuyor. Böyle de öğrendim. Çok fena, felaket. O benim raporum mu dedim ben. O benim raporum mu dedim, çöktüm zaten. Niye girdiniz dedi odaya. Çünkü kimse yok ve raporumu alamıyorum. Hani gideceğim. Ben de dedim kapı açıktı girdim içeri. Yani bir şey amacım yoktu dedim. Kimseyi dinlemek gibi. Felaket diyor. Duyuldu yani. <laughs> Lütfen dedi oturun dedi. Şimdi. İşte bu o doktor. Orada laboratuvardaki doktor bana dedi ki 10 yıl yaşatıyorum. Ay ki, lütfen susar mısınız dedim. 4 ay önce öldü benim eşim de dedi. O yüzden lütfen dedim susun dedim ya. Lütfen susar mısınız dedim. Verir misiniz dedim raporları. Nasıl ağlıyorum ay? Adam da şokta Ben de şoktayım da yani. Bu da yapılır mı bu kadar yani. Neyse. Öyle öğrendiğim için ben böyle önümü görmüyorum arabayı sürüyorum ama ağlamaktan. Geldim acaba deme. İşte orada gelip de der ki Cihan Hoca bunu falan. Cihan sonra. Hoca ben ameliyattan sonra 5 gün sonra da gidiyorsun. Efendim de. Cihan Hoca ben bunu böyle öğrenmeseydim belki bu kadar korkmayacaktım. Belki tek mi bu kadar yaramayacaktı bilemem. Belki, belki o, o şoka, gece bulmayacaktın o doktoru falan. O şoka ihtiyaç vardı. O şoka ihtiyaç vardı. Onunla ilgili birkaç şey söyleyeceğim ama önce öğrenmek istediğimiz şey bunun sende nasıl bir kırılma yarattı. Ya da buradan sonra bir ruhsallığa daha fazla bir yönelim oldu mu meselesi? Oldu. İşte ameliyata girerken. Hı, -hı. Allah Tabii Allah ben o işte radyolojide şey falan girdim işte o giriyorsunuz ya ultrason makinaları falan yataklı. Allah Sana geliyorum dedim. Korkmuyorum dedim. Bir şey olursa da. Geliyorum galiba dedim yani sıkıntı yok teslimim dedim. Sen dedim hayırlısı neyse ben, ben Hazırım dedim ameliyata bak o ağlayan o morali bozuk tip gitti. Dediğim hoca da şaşırdı yani. Ölüme de Bendeki hazırdın değişme. yani ölsen de hazırsın. Hazırım tamam dedim deyiz. her şeye. Aynen. Çünkü bir veda etmiyoruz ki devam ediyoruz. O yüzden öyle düşünmedim. Yani sevdiklerimden ayrılacağım herkesten ayrılacağım. Sonuçta oğlum var annem var. Evden ben tatile gidiyorum diye çıktım. Hiç kimse bilmiyor. Hayır bir veda öpüşmesi bile yapmadım. Çünkü inanmadım. Olabilir. Herhangi bir ameliyatta da bir şey başına gelebilir bu arada. Yani başka bir aksilik gelebilir. Söylemedim. Onların enerjilerini bozmak istemedim. Çünkü ağlayacaklar, üzülecekler. Bana da geçecek o kasvet ve o enerjiyle biz de o ameliyata girmemeliyim ben. Resmen tamam dedim. İyi olacağım. Güzel olacak. Buna inanıp. Benim umduğumdan da iyi geçti. Öyle söyleyeyim. Yani bu kadar da iyi oldu yani. Öyle mi hocam dedim. Evet. Çünkü erken teşhis. Hayat kurtarıyor anneciğim dedim. 12 kadından ikisi yakalanıyor mu? Kadınların bundan haberi yok hocam. Yok. Bilmiyoruz dedim. Duyuralım dedim bunu. Bu demek ki benim sosyal sorumluluk projem dedim. Ben bunu bu yüzden yaşadım hocam. Dedi. Olabilir dedi. Ben bunu bu yüzden yaşadım. Ben bu yüzden ünlüyüm dedim. Bunu duyurmam gerekiyor dedi. Ben dedim bir iyileşeyim. Bir sene geçsin. Sağlığım yerinde olsun. Herkes bunu görsün. Emin olalım. Çıkayım diyeyim ki böyle oldu moralleri de bozulmaz. Hani bak kadın atlatmış demek ki atlatılabiliyor. Biz de gidelim kontrole. Çünkü doktora korkup gitmeyen de çok bir kitle var. Duymak istemiyor kötü bir şey. Ya erken teşhis hayat kurtarıyor. Git. Erkenden git. Bir kadın 6 ayda bir jinekoloğa gitmek zorunluluğu var. Simir testi olmak zorunluluğu var. 3 ayda bir bence kesinlikle göğüslerini kontrol ettirmesi gerekiyor. Ama bunu bize kimse bunu bilinçlendirmediği için Tesadüfen yakaladım. Ya da kendiniz kendinizi kontrol edin. Yani çünkü bu programda da şu an bunu en azından herkese yine yayalım diye düşünüyorum. Hı hı. İşte kontroller yüzünden şu an buradayım. Düşün. Etmeseydim kontrol. Şu an olayın üzerine 3 yıl geçti ilk ay. Şu an ben yoktum. Bu kadar basit. Gerçek. Ama basit de elimle buldum. Çok basit buradaydı. Yani teknolojiye ihtiyacım yok ya da büyük 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 kontroller sonucu bulunmadı. Şu anda zaten gidiyorsun, check up yapıyorsun, her şey çıkabiliyor. Böyle bir teknoloji var zaten ve biz insanlar bunu uygulamıyoruz. Korkudan duymak istemiyoruz hastasın demelerini. Ama sen iyileşemeyecek kronik hale getiriyorsun, ölümcül hale getiriyorsun gitmediğinde doktora. Niye doktor var o zaman? Sadece grip için mi var yani? İnsanlar grip olunca gidiyorlar mesela ya da çok büyük böbrek hastası mecbur kalıyor yani artık diyalize öyle gidiyor. Yani mecbur kalınca gitmemek gerekiyor bence. Ufak sinyalleri vücut veriyor size. Değil mi ne kadar güzel bir vücudumuz var. Bize her şeyin sinyalini veriyor ama duyarsan. Ya, alırsan. Elime değdiği an ben ayakkabılarımı bağlayıp evden koşarak çıktım hastaneye gittim. Ama boş ver. Paris'e gidiyoruz bir hafta tatil. Sonra gelince bakarız falan gibi bir şey yok yani. Öyle bir şey yok senin hayatın. Ve ciddi bir şey var orada onu gör. Bunu görmezden gelme olayı mesela. Bence bu da insanların en büyük sıkıntısı. Biliyor orada bir Çok şey doğru. oluyor. Tahammül ediyor. Sabır mı diyor artık hani Sabır da bir tekamüldür ya. Belki de o da oradan mı acaba kendini büyütüyor. Orada, oradaki sabır daha farklı olmalı. Yani daha bilinçli daha. Gerçekle yüzleştikten sonra ee, o sabır enerjisini kullanmalı insan. Yani şeyden gerçekten kaçmak için kullanmamalı. Harika işte. çıkıyorsunuz yine. Ee, ya tabii hastalıklar konusunda birkaç şey söylemek ihtiyacı hissettim şimdi. Hı -hı. Neden bu hastalıklar var? Tamam, bizim hayata karşı bir takım olumsuz tutumlarımız enerji bedenimizde karanlık noktalar yaratıyor, o fizik bedene yansıyor, onlar bir şeyler yaratıyor. Hastalıklar yaratıyor fizik bedende. Burası tamam. Ama bir de şimdi kanser gibi travmatik hastalıkların fonksiyonu şudur az temel olarak her vaka için söylemiyorum. Şimdi bizim zihnimiz şu bardak olsun. Evet. Ağzına kadar dolu olsun suyla. Onu da şey olarak düşünelim o suyu. Dünyevi kaygılarımız, maddeye olan bağlılıklarımız tamamen dünyevi işlerle dolu. Dünyevi meselelerle zihnimiz dolu. Şimdi bizim bir dönüşüm geçirmemiz gerekiyor. Bir kırılma yaşayıp mesela başka bir yola girmemiz gerekiyor. Ee, şimdi Dolu bardağa su dökerseniz ne olur? Alacak mı? Suyu hayır almayacak, taşıyacak. Önce o bardağın boşalması lazım. O şok, o travma orada yeni bir ruhsal tesirin girebilmesi için boşluk yaratıyor. Orası inecek, o bardak boşalacak. Ondan sonra... Ee, o ruhsal sistem başlıyor o daha başka tesirlerle doldurmaya. Bir şey Bak, daha beni çok düşünüyor. Başka yöne geçiyorsunuz. Bunu, çocuktum. Yani yaşım 7, 8, 10 bilmiyorum. Kanser kelimesini ne zaman duydum. Dedim ki kötü bir kelime. Niye duydum ben bunu? Hmm. Ve ben bunu yıllarca sorguladım. Ve benim karşıma çıktım. Bunu zaten bizim bilinçaltımıza atıyorlar. Negatif her şeyi, bilgiyi. Biz ister istemez, filmlerde olduğu gibi yani. Ben mesela o 20 duruyordum. yıldır asla o tür filmler izlemem. Bilim kurgu, yok dünyayı kuşlar basacak, yok dünyayı robotlar basacak, yok virüs ilaçları, yok onlar izlemem. İzlemem. Yani ona titreşimimizi düşünen. Titreşim düşürüyor Tabii. ve bir de böyle bir şeyler korku filmleri. Mi? Böyle bir şeyler gerçekten sergilediklerinde insanları kandırmak için adam inanıyor yani çünkü filmi izlemiş ya. Evet galiba öyle oluyor falan diye. Gerçekten Öyle olduğuna inanıyor. Ya yani bir de negatifliği normal karşılamaya evet. başlıyorsunuz ki bu hiç iyi bir şey Çok değil. Çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Evet. Normalleştiriyor. Hep o. şuurlu ve bilinçli kalmaya kendime özen gösteriyorum. Benim için en önemli kıstas o. Peki Arun Hoca bir şey dedi ya hani ruhsal yeni bir tesir alabilmesi için o bardağın boşalması yaşadım. lazım. Aynen onu Senin o bardak sonra nasıl doldu? Ne oldu? Başka bir zaten bir yanım öyleydi. Yani Zaten ha, benim malum hayatım çok o yüksekti. Yani o zemin hazırdı aslında. Böyle, böyle doldu taştı. Ne oldu? Bak işte her şeye yetişebiliyorsun dedim. Bak herkese kucak açabiliyorsun. Bak her şeye vaktin var. Hani yoktu? Hani yetişemiyordun? Hani onu sevmeye, onu görmeye, bunu gitmeye. Hem konserini yapıp ben bunları yapmaya. Hepsi yetiyor. Hayatım 17 yıl boyunca ablamlarla tatil yapmamışım ben ya. Yani bir gün iki gün geçirdik tamam ama... Bir hafta tatile gittim onlarla mesela. Ablam yeğenim ben. Dedim ki abla ya ben dedim ne yapmışım ya. Yirmi yıl çalış 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 çalış. gün arada tatil yapıyorum. Ben öyle seviyorum çünkü böyle bir on on gün ayırıp şey yapmayı sevmiyordum böyle. İşten hiç kopmayayım. Tabii de yaz sizin seviyorum en onu. yoğun döneminiz evet. konserden. Konsere Aynen. Konsere koştunuz. Ama dönem. yok yani o başka bir şey. Onu da vermen gerekiyormuş kendine. Onu bir yaşadım. Dedim ki ben bunları yapacağım artık. Şimdi neleri yapmıyorsam, yapmayı unuttuysam. Ertelediysem bu tür şeyleri kendime vermeye başladım. Anı yaşamanın dozunu arttırdım açıkçası. Ama... Zaten anı yaşıyordum ama dozu arttı onu. Şimdi buraya iki saat ayırmıştım gideceğim ya. yok beş mi oldu? Sıkıntı yok. Yani o beşe uzamıyordu eskiden çünkü iki saat dedik gitmem lazım diyordum. Başka bir şey koyuyordum kendime falan. Şimdi daha relax. Hiçbir şey yetişmek zorunda değilsin. Çünkü şunu da öğrendim ki hızlı olmakta kıtlık bilinci olduğunu gösteriyormuş. Hmm. Çok hızlı olmakta. Doğrudur. Kıtlık bilincinin verdiği bir psikoloji. E ben Allah'ıma bir şükür bolluk bilincinde yaşayan, bolluklarla dolu bir insanım. Allah'ımın bana verdiği bolluğu görüyorum, hissediyorum. Ben niye kıtlık bilincinde davranıyorum? Acele ederek. Çünkü hiperaktifim. Şimdi ben biliyorum yapımı. E bir de müzisyenim. Bir de alıyorum müziği, adrenalini. Ondan sonra bana diyorlar ki bu kıza ne oldu? Yani, ne olacak? <laughs> yani yaptığım iş beni çarpıyor zaten. Çok yükseltiyor. O yüzden diyorum ki mesela şarkı yaptık. Hadi kaydettim. Hadi hemen yarın çıksın. Ya yok öyle bir dünya diyorum. Sakin ol. <laughs> ya şu üç ay sonra çıkacak diyorum. Sakin ol. Bu kendimi dizginlemeyi, bir de beynimi kandırmayı büyük ilerlettim. <laughs> yani ilerlediğim konular hep kendi üzerimde. Başkaları üzerinde hiçbir ilgim yok benim. Kimsenin hayatına bir dakikadan fazla odaklanamıyorum. Çünkü beni ilgilendirmiyor diyor. Ama tabii ki ilham alırım, hoşlanırım, bakarım ne yapmış o ayrı. Yargı olarak söylüyorum. Yargılamam. Sevmiyorum yargılamayı. Bir şey yaşıyordur o yüzdendir. Saygı duy. Ne Onun ne hayatı var biliyor musun? Kişi kendinden bilir işi bence bu. Yani benim için en önemli cümle bu. Sen bir şey söylüyorsan bana olumlu ya da olumsuz. Sensin zaten. Kendi düşünce yapın. Kendi fikirlerin. Sen öyle birisin. O ben olmuyorum. Ben onu üzerime alınmıyorum. Yani. Bu e, mantıkta mesleğimi yapmayı seviyorum. Bu şekilde. Yani şarkıcılıktan daha güzel bir boyut bu. Yani i̇nsanlıkla birlikte sanatçı olmak. Ama şifacı bir yanın da çıktı. Var. Enerji falan böyle var. bir şeyler de başladı. Yani şamanlık zaten biliyorsun bizim meslekle çok benzer. Çünkü şamanlar da işte şarkı söyler. Dans Şifa vardır, dağıtır, dans eder. Evet. Ritim vardır. Ritim var. Bu insanın frekansını yükseltiyor değil mi hocam? Mesela işte müzik, dans. Yani Hı -hı. Bir de beyinde bir takım salgıların şey yapması, yani salgılanmasına. Çalışıyor şey yapıyor. Yola çıkıyor. O da bir ruhsal deneyimlerin çabuklaşmasını şey yapıyor. Sağlık. E, hipnoz ediyor. Yani. yani tabii. Hipnoz ediyor. Biraz şey yarı trans mi? haline getiriyor. Evet, evet, trans ediyor. Ama böyle fiziksel şeyler de var. Mesela konserine gelen yürüyemeyen bir genç kalkıp yürümesi gibi değil mi? Yani ne olur? Şunları da anlatırsan o kadar güzel olur ki. <laughs> Çünkü yani ekstra şifa yani. Şimdi ben binlerce kişi de gelse bir şey oluyor biriyle göz göze geliyorum mesela. Bir problemi olanla geliyorum ama mutlaka. Var yani bir problem var. Ya mutsuz ya sıkıntısı var ya sakat. Bir şey olabilir herhangi bir şey. Bir sorun var ama. Ya da ağlıyor bir şey yani mutsuz an. Onu yakalıyorum orada. İşte öyle bir gün konserde gene benim Gökhan diye bir fanım hep böyle tabi internetten yazdıkları için hepsini biliyorum isimlerini tanıyorum hepsini resmen falan. Geldi tekerlekli sandalyeyle beni izliyor konserde. çocuk çünkü daha hani gelişmiş olsa belki geç olabilir ama daha hani yumuşak kemikleri, iklemleri falan daha olabilir diye düşündüm ben. Doktor kafası yaşıyor. Yani tekerlekli sandalyeyle gelmiş bir sayıcı. Kalksana sen dedim ya. Kalkarsın sen dedim. Bilerek kalkmıyorsun dedim. Kalkabilirsin bence dedim kalktı ama tabii dizleri birbirine hani gene dizleri birbirine değerek kalktı. Ama o koltuktan kalktı yani şunu yaptı. Şunu yaptı. Zaten önemli olan bunu yapmak. Annesi babası ne yaptı? Annesi ya? çok severiz bebeğimizi zaten. Her konserime getiriyorlar. Kalktı. Bir dahaki konseri dedim lütfen dedim ya. Tekerlekleriyle gelmeyeceksin dedim. Bilerek yapıyorum zorluyorum onu. Lütfen dedim biraz fizik tedaviyi arttır. Sen yapacaksın dedim yaşın küçük yaparsın. Bir daha konsere tekerleksiz sandalyeyle geldi. Tabii ki dimdik ayakta durmuyor. Bu şimdi yalan olur mu dersen. Ama çömelerek gibi duruyor böyle hafif. Dizleri birbirine değiyor ama ayakta duruyor çocuk yani. Durmak istiyor bu arada direniyor. Direnme başladı çocukta. Sonra gitti yüzdü. Sonra portlör bilmem saz çalmaya çalıştı. Yani böyle bir kendini geliştirmeye çocuğa bir şey geldi. Ben böyle de hayatımı yaşarım durumu geldi. Çünkü bırakacaktı kendini olduğu durum. Belli ki. Aktif olmaya başladı. Müzikle ilgilenmeye başladı. Her zaman hala yazıyor ediyor bana. Her zaman görüşüyorum, yazışıyorum. Annesi getiriyor zaten. Bursa'da oturuyorlar. Bursa'daki konserim olduğu an geliyoruz, geliyorsunuz tabii biliyorum. Aynen onları aldırıyorum, geliyorlar. Polisle beraber fotoğraflar çektiriyoruz. Ona işte sahneden iki laf atıyorum. Bütün şarkılarımı zaten biliyor, söylüyor ezbere. Öyle benim, öyle bir manevi Hı. evladım Oradan oldu kendisi. Oradan e, Hande, o çocuktaki kendi kendini iyileştirme potansiyelini e, işaret etti. şey yapmış. tetiklemiş. Tetikledi. Bravo. Şimdi Aynen çocuğun saygı duyduğu hayran olduğu figür tarafından gelince bu etkisi çok yüksek oluyor tabii. Bunu o gören bir, şey. bir anne çok daha. Güzel. Çok güzel. Ankara'da diyor. benim de oğlum hiç konuşmuyor diyor. Yani hiç konuşmuyor. Sizi gördü diyor televizyonda. Hande Hande Hande. Hande yazan yastıkla sarmaş dolaş çocuk. Getirin dedim. Belki ona da bir faydamız olur. Ne bileyim. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum ama Yapalım yani. <laughs> Geldi. O da Ankara'da AVM'de bir konserdi. Geldi çocuk beni görünce çocuğun tepkilerini görmeniz lazım. Yani çocuk neşeleniyor, mutlu oluyor, utanıyor bir taraftan falan. Hemen aldım onu saniye sarıldım, öptüm. Bir tek sizde diyor hareket ediyor diyor yani. Sizin klibinizi görsün sizde diyor bir hareket geliyor çocuğuma diyor. O da yine beni görünce benle ilgili tepkiler veren bir çocuk. Bilmiyorum yani bir Sa etki veriyor o benim enerjim herhalde bu insanlara. Bir sahnede şey sahnede şey. ruhsal bağlantı nasıl oluyor? Şey, sahnede. Sahnede bir ruhsal bağlantı, farklı bir enerji akışı, böyle bir şey hissediyor musun? Şöyle, şimdi eskiden tabii e, heyecanla sahneye çıkıyorduk. Hani hata yapmayayım, detone olmayayım, işte insanlar mutlu olacak mı? Böyle kaygılar vardı eskiden tecrübesizken. E, ya da tecrübeliyken bile yani şimdi her seyirci her seyirci birbirini tutmuyor yani bazen bir kitle geliyor. Acayip geçiyor konser. Bazen bir kitle geliyor. Daha düşük geçebiliyor. Bunları çözümlemeyi çözdükten sonra ben zaten. Ben hep aynı olacağım ya. Herkes ne olursa olsun. Ben hep aynı olacağım. Ben hep iyi ve aynı olduktan sonra her yerde çalışırım. Yani orada bir farklı bir enerji geliyor evet. mu? Farklı bir enerji şöyle geliyor. Sahnede devleşiyorum. Böyle bir şey oluyor hmm. ama nasıl olduğunu ben de anlamıyorum. Böyle bu sesimin frekansında bir şey olduğunu düşünüyorum. Sesimin renginde var o yani. Çıkıyor canlıda ayrı bir titreşim veriyor tabii. CD, kayıtlarda ayrı. Orada bir insanların şey olduğunu görüyorum hani. Gitti o enerji onları aldılar. Karşılıklı bağlandık. Şu an bağlandık biz. Artık benim sesim kısılmaz. Bana bir şey olmaz sahnede. Hani Düşemeyiz artık. Uçuyoruz. Kalkışa geçtik çünkü. Ve inmeden sahneye deniyorum Yani inişe geçirmiyorum seyirciyi. Öyle yüksekte bırakıyorum. Beni diyorum yarın uyanınca da hatırlayın öbür günde öbür günde öbür günde her sene hatırlayın o kadının konserinden biz öyle bir etkili kaldık ki bizde enerjisi ve yüksek hayat sevinci her şeyi şifasıyla. Çok iyi geldi yani bu enerji o enerji giyin kalın yani o kalsın o yüzden size hediyemiz o bizim yani benden yukarıdan Benden geçti. Size gitti. Ben aracıyım. Ben ne deniyor? Trafo muyum? Trafo'yum. Bu hissiyattayım ben. E, i̇letkenlik var. İletkenim. Aslında. Bunu hissediyorum. Yukarıdan bana böyle büyük bir enerji ve güç geliyor ve onu yay, yay, yay. Tatmin oldum herkes. Verdin mi onu? Okey mi? Herkese bakıyorum. Bir buçuk saat olmuş. diyorlar Şuradakiler tatmin olmadı. Birazdan ineceğim. Onları da herkesi. Okey ben okey oldum. Şimdi gidiyorum. Gidiyorum. Bunu vermeden gidemem. Şamanik bir şifacı değil mi? Şimdi Hocam ben... Tabii tabii. Yani Benziyor bu şeye. Yani devam et. Şey diyeceğim. Yani pek çok ünlüyle bugüne kadar röportaj yaptım. Pek çok sebeple. Sahne sahnede olup da ben şu an insanlara yukarıdan aldığım şifayı veriyorum duygusunda olan bir insan görmedim. Bir de bizde ya şöyle, daha bizde şu da çok var saati mı? şu yüzden sorarlar hadi insek de gitsek hadi insek, diye. paramızı kazanalım <laughs> sesim iyi çıktımı? ben iyi miyim parlıyor muyum ya yani pek çok duygu olabilir ama gerçekten böyle bir örnek duymadım. Sen de bu açıklıkla paylaştığın için çok yani gerçekten, gerçekten tebrik inşallah. ederim. Ama Nasıl güzel bir duygu değil mi? Yani ben kendimi yani yani hiçbir zaman şey Bu zannetmedim. Beni bana çok verilmiş güzel. bir sesi, bir görevi ben sadece kutsal bir şekilde ve layığıyla yapmaya çalışıyorum. Yani bunu daha sıradan da yapabilirdim. Yaptım 3-5 şarkı dinleyin işte. Konserde de hadi eğlendik. O, o zaman o seviye çok düşük. Ama orada kalıyor. insanlara bakmak, kimle enerjide algılamaksa. Karşılıklı bir işte e, ne bileyim, enerji alışverişi Zor durumda olanı görmek. Ha, tabii, o konserin o, amacı ne? İyi şey. Ben benim için mesela bir konserin amacı şudur. Sen zaten beni iTunes'tan işte telefonundan dinlersin zaten şarkımı full. Hı hı. Ben geldin konseri aynısını okuyorum ya fark ne o zaman? Niye geldin? Benim tenimi, etimi görmeye mi geldin? Yok. Saçımı görmeye mi geldin? Hayır. Bir şey vermem lazım benim orada sana. Konserin hediyesi olmalı. Şifa ya. konser sadece Olacak. şimdi evet. mesela kutlama yaptığında hep bir arada buluşuyoruz buluşmada mı kalıyor olay kutlamaya geçilmiyor mu o kutlama var bende sanki. İşte işte. kut kelimesinin kökeninde o tesir alışverişi için toplanıyor insanlar aslında ben zaten anlıyorum. biz 22 kut. yılın buluşmasını yaşıyoruz ne konseri evet. biz aileyiz yani artık ben herkesin evinde büyümüş biri olarak görüyorum kendimi herkesin evinde bir gün bir sohbetim geçmiştir, bir şarkım dinlenmiştir. Ben o kadar ailem hissediyorum, o kadar kendimden hissediyorum. Bunu bana hissettiriyor ama benim dinleyicim gerçekten şu kalplerinde olduğunu. Yani belki Türkiye'de hani 10 kişi varsa 10 kişiden biri olduğumu ben hissediyorum. O yüzden orada olduğum için şimdi benim kalpteyim ben. Herkesin kalbindeyim. Kulağında falan değilim artık yani buradayım. Ben insanların iyiliğini düşünürüm. Hep iyiliğini düşünmek isterim ve iyilikleri için bir şeyleri göstermek, bunu yaparken yani bu kadar yüzeysel olmasın şarkıcılık. Giyindim. Çok iyi bir kıyafet. Dikkat çektim. Şapkam çok iyi. Sesim iyi. Bu mu görevim? Harikaydın. Gittim ben. Ben bunu almak için gelmiyorum sizin huzurlarınıza. Oraları geçtik biz. Yani beni beğenecekler mi? Kendimi ispat edeyim. E, onu ben 23. yılımdayım. O ilk yıllar onları yaptık tabii. O da var. O da olacak. Çocuksun, gençsin, beğendirmeye çalışacaksın. Olgunlaştın, onu yedirmeye çalışacaksın kendine öyle bir sindirip onu öyle sunacaksın. Ama artık sonra başka bir mertebe var. Ona gel yani. Geldim. <laughs> Geldim o mertebeye. <laughs> Ama o mertebe benim mertebem değil. Yani ha, şöyle söyleyeyim. Bunu lütfü olarak Pardon. söylemek istemiyorum. Yani o mertebe benim bana ait değil yani. Evet. Ben şu an oradan geçiyorum demek istiyorum. Hı -hı. Şeyle ilgili aklıma bir şey geldi de yeri gelmişken. Belki çok doğrudan benzeşmese de sahne enerjisiyle alakalı bir hikaye var. Gerçek bir hikaye. 1960'ların sonunda ya grup ya Moody Blues veya ona benzer bir grup ama tam hatırlayamıyorum. Ya doğru olmayabilir. Ee, sahnede transa giriyorlar. Evet, grup var. üyeleri. Beşi birden. Ve orada beste yapıp çalıyorlar. Sonra transtan çıkınca hatırlamıyorlar. Hatırla... Şimdi onu diyecektim. Mesela ben en iyi kayıtlarımı en iyi konserlerimi hatırlamam. Yok. Bunlar sahnede Bakın. yapmışlar. Aa, çok orada. enteresan. İniyorum mesela sen ne yaptın ya falan diyorlar. Ne yaptın diyorum. normal ben çünkü hep aman enerji ver yüksek olsun. Çünkü ilk zamanlar şu da oluyordu ilk acım. Ben şimdi sahnede kendimi çok enerjik zannediyorum. Aa, kayıtları bir izliyorum. <laughs> Hayır mesela yüzde yüz verdim sanıyorum. Yüzde elli izlerken. Aa diyorum yüzde elli vermişsin. Yüzde yüz verdim sanıyorum ama. Bir daha konser ediyorum yüzde yüz vereceksin. Bakıyorum bir daha konserde. %50'sin gene değişmemiş. Hepsini kontrol ediyorum böyle bilmiyorum. bilmiyorum. Buldum. Yüzde yüz. Yüzde iki yap. Yüzde yüz değil. Yüzde iki yüz yap. Yüzde iki uçtum. Şu an yüzde iki deyim. Sahnede. O enerji istiyorum. O oluyor. İşte. Repertuarım öyle. Ekibim öyle. Dansçılarım öyle. Biz zaten hazır. Hani o frekanslı ve o yüksekle geliyoruz ya zaten. Programımız belli yani bizim zaten. Bana adam gelip dese ki Lütfen yavaşlayın, yavaşlayamayız. Yani durdurun, duramayız. Uçtuk gidiyoruz. O enerjiyi hazır size getirdik. Ben bir gün öncesinde konserimin asla mesela gece dışarı çıkmam. İşte çok konuşmam. Sesimi dinlendiririm. Gerekli şeyleri içerim işte sesime. Bitkisel şeyler içerim. Buhar yaparım. Uykumu çok iyi alırım. Konseri de kuantum yaparak öncesinde bitiririm. O uçağa bindim bütün ekibimle. Gözler kapalı ya da açık hmm. fark etmez. Çok hızlı yapıyorum artık o kadar. Bir dakikada bitiyor yani. Bütün ekip uşağa bindik gittik. Arabadan indik otele hazırlandık sahneye çıktık. Harika bir konser geçti. Öyle yaptık böyle yaptık geldik şimdi evdeyiz döndük. Bitti. Benim bir sonraki konserim şu anda yaptım geldim. Bir kere yapamamışsın. Evet. Ne oldu? Bir kere olur? gözümün önüne getiriyorum işte bir yerde İzmir'de benim bir konserim var. Yarın yakışım bir konser ne giyeceğim falan şimdi her şeyiyle gözüme çünkü öyle getiriyorum o simge imge güzel oluyor mesela. Diyelim ki kırmızı elbise mi giyeceğim ben yarın konserde şimdi. Çok kolay gözünün önüne geliyor öyle olunca. Bence oradan da insanlar mesela imgeleyebilirler kuantum yaparken. Kendini bir yerde görmek istiyor. Yani saçı başı imajını göremiyor ya kendini. O hayal ilerlemiyor o yüzden. Yani getiriyorum gözümün önüne şu luku. Bu, usun Tamam sahnedeyim. Tamam ekip de yanımda. Tamam işte yapıyoruz şu an konseri. Yani görüyorum gözümün önüne getirdim. Bu kadar basit. Onu yapıyorum. Aynısı oluyor. O bir kere yapamadığında Bir keresinde işte düşünüyorum düşünüyorum gözümün önüne gelmiyor. Yani o sahnede kırmızı kıyafet, saç her şey var. Sahneyi görüyorum. Sahne bomboş. <laughs> Kimse çıkmıyor sahneye. Bir şeyden dolayı konser ertelendi biliyor musunuz? Ha dedim biz ne? gidemeyeceğiz herhalde dedim. Çünkü görmüyorum dedim. E gidemedik o işi gerçekten de. O Çok yüzden keyifli. bunların çalıştığını da fark ettiğim için ben tabii bunları ben ilerlettim. Şu anda artık. Ben şundan korkuyorum. <laughs> Yürüyemeyen, göremeyen, duyamayan hani denerim kulisini basar mı diye korkuyorum şu anda biraz. <laughs> Bu arada Hande konserine gidip doğaüstü şeyler yaşadıysanız onları da yazın yorumlara. Merak ediyorum Erhan Hocam. Hani o enerjide yani hani sana duyuramamıştım ama şöyleydi böyle oldu diyen var mı acaba? Bence hayatta kıskanacağımız tek şey güzel enerjiler olmalı. Başka hiç kıskanacak bir şey yok hayatta. Neden ben böyle değilim diye sorgula. Sen de öyle ol. Onun arabası, onun kıyafeti, öbürünün saçı, öbürünün tipi, öbürünün yeteneği. Bunları bırakın. Bunlar sende yoksa yok zaten. Hani bunu böyle buna söylenerek, şikayet ederek kendini çok yanlış bir frekansa sürüklüyorsun. Kompleksle kıskanç ve negatif bir insana dönüşüyorsun. Sonra adam geliyor sana normal bir şey soruyor, ona bile ters cevap veriyorsun. E, hayatında mutlu bir şey an kalmıyor çünkü sen kendi kendini aslında depresyona sokmuşsun. Olmayacak birini kendinde görüyorsun. Sen ben olamazsın, ben de sen olamam. Yani bu kadar basit bunu. Herkesden bir tane kendini. Aynen kendini keşfet. Benim mesela çok kıskandığım arkadaşlarım var ya. ya kötü bir niyetle değil. Tamam ben de var yetenek ben okeyim deyip de ben tekim. Ya onun da başka bir şeyi var. Onun da o yeteneğini kıskanıyor. Benim dansçım var mesela Mert. Burada şu anda. Hani muazzam dansçı yani Şimdi onu gıpta ediyorum. Gurur duyuyorum. Bayılıyorum. Ya da işte prodüktörüm. Bir aranje yapıyor Mişa. Bir sound yapıyor ya diyorum. Şunu ben yapsam. Şu stüdyodan beni kimse çıkaramaz diyorum ya. Bütün gün yaparım diyorum ya. Öyle değil o şöyle öyle değil diyor o da. İşte hani bir nefes var. alıyorum diyor ben ya, de. Geri gidiyorum diyor. Bütünsel ha, varoluşta yani. o mozaik içerisinde her taşın ayrı bir değeri, değeri. var. Hepsi birbirini değeri. tamamlıyor. Kesinlikle. Herkes Ayran aynı diyorum. yetenekte Ayran. olsa ne kadar tatsız bir Ayran. dünya olur. Yani hepimiz eseriz aslında bunu evet. görebilsek. Tabii. Tabii. Yani eseriz hepimiz. Herkes çok değerli. Herkes. Herkes, herkes çok değerli. Ben de zaten bu şarkıyı bu yüzden çıkardım. Değer hatırlatmak için. Çünkü değerimizi insanlar dediğim gibi şartlar düşürüyor. Önceliklerimiz değişiyor. Değerimiz tamam diyor ya ben kendimi bunun için harap ederim. Etme. Niye harap ederek yapıyorsun? Negatif kelimelere gerek yok. Ben bunu yorulsam da etsem de gerek yok. Yani ben bunu yaparım. Bana işte bir şey de olmaz yani. Diyerek daha hafifletebilirsin aslında yükünü. Hani yük görüyoruz her şeyi. Bence kelimelerin anlamı ve cümlelerin hafifliği bence kurarken çok önemli. Mesela ben şu anda tabii röportaj yaptığımız için dolu dolu konuşuyorum. Size böyle evet, hayır deyip kesmiyorum. Açıklıyorum içimi. Ama ben böyle ortamlarda böyle cı 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 konuşmam. Dinlerim. Yanlış bir cümle söylemeyeyim derim. Kendi tekamülümü etkilemeyeyim. Başkalarının tekamülünü etkilemeyeyim. Yalnız o koltuk konuşturuyor. Onu söyleyeyim. <gülüyor> var. <gülüyor> o da bir şey var. Bir var. Şey. Var. <laughs> var bir şey var. <laughs> Sizlerin gözlerinin içine bakınca zaten o kadar böyle dolu ve yoğun bir şey görüyor ki insan. Kendi doluluklarını paylaşmak istiyor o yüzden ben de keyifle anlatıyorum gerçekten. Çok teşekkür gerçekten. ederiz. Ama tabii sizden öğreneceğimiz çok şey var hocam. Hepimizin birbirimizden çok şey öğreneceğimiz var. çok şey var yani. hepimiz. Ee, o yüzden son sözleri ben size bırakmak istiyorum. Ben kendimi aşağı yukarı böyle anlattım. anlattım. Ne kadar anlatabildim bilmiyorum ama şu çok anda ben buradayım, bu noktadayım. Ya herkesin kendi biricikliğinden, kendisi talık elbiseni de bir kenara koyarak, insanlık elbiseni giyinerek nasıl Kesinlikle. bir yolculuk yaptığını gördük. Ben çok mutlu oldum. Yani Yener'i tanıdığım için çok mutlu oldum. Sanki anlatmak zamanıyla başka bir Hande Yener'i böyle izleyiciler de daha yakından tanıyacaklar. Bunu aracı olduğumuz için de mutlu oldum. Çok, çok teşekkürler. Ben İyi çok teşekkür ederim. Siz Ölerce... bitirin Erhan Hocam. Çok zorlu deneyimler, çok güzel bir hayat ama. Çok zorlu deneyimler içerisinden geçip bu sadeliğe ulaşmak, bu toleranslı, bu empati dolu hayata, bu güzelliklere ulaşmak çok kıymetli gerçekten. Çok Sizler gibi hani, toplum tarafından tanınan insanların bu sevgi mesajlarını vermesi de çok kıymetli. Zaten bu programın amacı da bu pozitifliğe, bu güzelliklere hizmet etmek. Onun için çok teşekkür ediyoruz. Bu yoğun programın arasında... Ne demek. Hiçbir yere çıkmıyor bizi, de. Evet. Erhan evet. Hocam lütfen evet, bu çok evet. önemli. Gerçekten öyle. Buraya gelmen bizi çok mutlu etti. E, çünkü işin özü kaçsın istemiyorum. Her şey anlatılmıyor. Bence gizem de güzel. Bir şeyleri de insanlar hissederek anlasın. Her şeyi de Atlak. anlatmayalım. Ama burada tabii ki çok özel konular konuştuk. Ama bunun üzerine bence konuşacak bir şey kalmadı artık. Yani şarkı çıkarıp üzerine konuşmak bana artık çok saçma geliyor. Ben 2-3 ayda bir zaten yeni üretimlerime devam edeceğim. Herkesle bir noktada mutlaka bir yerde buluşacağımı inanıyorum. Ama konserleri bekliyorum. Bakın gördüğünüz gibi neler anlattım. Frekansları yükseltiyoruz ve orada bırakıyoruz yukarıda. Ben hemen ilkine gelmek istiyorum. İlk fırsatta. Çok, çok mutlu olurum. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Çok sevgilerimi sunuyorum herkese. Çok mutlu ettiniz beni. Çok sağ olun. Sizlerle birlikte olmaktan onur duydum, gurur duydum. Hoşçakalın. Valla arkadaşlar Hande'ye nerede anlattı? Benim için de anlatmak zamanı diyorsanız aşağıda gördüğünüz WhatsApp numarasına yazın. E anlatmak istediklerinizi, paylaşmak istediklerinizi yazın. Mail adresimizden bize ulaşın. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın. Bye bye.